Mavi tren. Gecenin bu ilerlemiş saatinde Paris'in sokakları bomboş. Ortalıkta incin yok. Bir de şu dondurucu soğuk olmasa. Kürküme rağmen iliklerime kadar üşüdüğümü hissediyorum. Sen nehrini çabuk geçmeli. Şu rıhtımı da geçtim mi işler tamam demektir. İşte bizim köhne evde göründü. Hoş geldiniz Boris. Hoş bulduk, hoş bulduk. Görünmeden gelebilmek için akla karıyı seçtim. Buyurun, oturun şöyle ateşin karşısına. Takip edilmediğimden bir emin olabilsem. Pencereden dışarı bakın. Şu iki adam sokak fenerinin altında saatlerdir bekliyorlar. Evet, evet. İki tane serseri kılıklı adam var orada. Birilerini bekledikleri muhakkak. Ne olursa olsun bekledikleri ben değilim. Gene de elebaşları olmalı. Bembeyaz gür saçlı bir adam evin etrafında dolanıp duruyor. Siz gelmeden iki kez kapının önünden geçti. Varsın geçsin. Malı götürecek olan adam düşünsün bunda. Mal nerede? Emniyette mi? Elbette emniyette. Boşuna karışmadım ben bu işe. Görebilir miyim? Göstereyim. Ocağın küllerinin altına sakladım. Sönmüş kömürleri kenara iteyim biraz. İşte şöyle. Bakın. Sönmüş küllerin altındaki pakette sarılmış duruyor. Buyurun. Gerçekten iyi sarılmış. Ucundan açıvereyim bakayım biraz. İşte çok güzel, çok güzel. Tam istediğim gibi. Bugün iki kez evi aramışlar. Ellemedikleri yer bırakmamışlar. Şiltemi görseniz delik deşik. O kadar olacak artık. Konuğumuz tam zamanında geldi. Ben kapıyı açarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi böylesine biçimsiz bir yerde karşılamak istemezdik tabii. Önemi yok, önemi yok. Anlaşmamız gereği tüm gizliliğe uyuldu mu? Hiç endişeniz olmasın. Malı görebilir miyim? Parayı getirdiniz mi? Nakit olarak demek istiyorum. Getirdim, getirdim. Önce malı göreyim. Buyurun. Şu paketin içinde. Sımsıkı sarılmış, güzel. Bir de içindekileri görelim bakalım. Tamam, tam istediğim gibi. Şunu iç cebime koyayım. Buyurun, paralarınızı. Buyurun. Banknotlar tomar halinde de olsa kolay sayılır. Acele etmeyin. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, evet. Tamam. 500 bin. Başka bir diyeceğiniz var mı? Yok. Ben gidiyorum öyleyse. İyi akşamlar. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar. Karşıda bekleyenler ne yapacak acaba? Gideceği yere sağlam varabileceğini sanmıyorum. Ben de öyle. Yine de belli olmaz. Böyleleri gözünü budaktan pek sakınmaz. Bakın. Bakın biraz önce evin etrafında dolanan beyaz saçlı adam gene göründü. Bu tarafa doğru geliyor. Ben de göreyim şunu. Evet, işte orada. Gür beyaz saçları şapkasından iyice taşmış. Hareketlerine bakılırsa rahat. Hiç acelesi yok. İşini bilen bile. Bak dışarıda bir tabanca patladı. Acaba bizimkini mi vurdular? Bilmem. Biraz önce karşı kaldırımda bekleyen o iki adam da kaybolmuş. Köşe başındaki kalabalık gittikçe büyüyor. Dur bakayım. Bir de polis karışmış aralarına. Sağa sola sorular soruyor. Evet, siyah pardesülü beyaz saçlı yabancı hiç oralı değil. O da dolaşıyor aralarında. Evet işte o. Biz işimize bakalım. Bugün çok yoruldum. Heyecanlı haberleri yarınki gazetelerde okursun. Hadi odalarımıza çekilelim. İyi akşamlar. Sana da iyi akşamlar. Aradığım antikacı dükkanı burası işte. Gecenin bu saatinde de olsa suikast girişiminin başarısızlığa uğradığını ona haber vermeli. Efendiniz burada mı? Burada. Ancak bu saatte kabul edeceğini sanmam. Siz gene de arkadaşı Bay Markin'in geldiğini haber verin lütfen. Peki efendim. Şu maskeyi yüzüme takayım hele. İşte bu kadar. Buyurun Markin Hazretleri. Bay Papopoulos sizi bekliyor. Şu tarafa lütfen. Bu saatte sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Önemli değil. Ben de gece kuşu sayılırım. Buyurun şu koltuğa lütfen. Çıkarken kapıyı kapatmayı unutma. Baş üstüne efendim. Herhalde ilginç bir gece geçirdiniz. Pek değil. Suikast başarısızlığa uğradı. Ya. Vah.
Doğrudan yapılan saldırılar genellikle insanı sonuca götürmüyor işte. Maalesef öyle. Gene de öteki planım mutlaka başarıya ulaşacak. Öyle mi dersiniz? Bu konudaki garantinize inanmak isterim. Bugüne dek yerine getirmeye söz verdiğim işlerin hiçbirinde başarısızlığa uğramadığımı iftiharla söyleyebilirim. Elinizdeki kozlar çok kuvvetli. Bunu kabul etmem gerek. Bu kez düş kırıklığına uğramayacağımıza kesin gözüyle bakabilirsiniz. Sizden yana herhangi bir aksilik çıkmayacağına emin misiniz? Kesinlikle. Öyleyse gidebilirim. İşlerin gelişmesinden haberdar ederim sizi. Hoşça kalın. Güle güle, güle güle. Bu kez de işlerin aksamamasını ümit edelim bakalım. Kızım Ziya her zamanki gibi kapının arkasındadır şimdi. Dinlemektedir bizi. Hele usulca bir açıvereyim şu kapıyı. Ah, ay, ay babacığım. Az daha yerlere düşürecektiniz beni. Seni meraklı yaramaz seni. Kapıları dinleme alışkanlığından ne zaman vazgeçeceksin bakayım? Babacığım, babacığım, sevgili babacığım benim. Huylu huyundan vazgeçer mi hiç? Sizi tatlı yanağınızdan öpmek geliyor içimden. İşte böyle. Hadi hadi bakayım. Suçüstü yakalanınca da ne yapacağını bilemezsin böyle. Söyle bakalım. Bu geceki sayın konuğumuzu beğendin mi? Marke Hazretleri buydu demek. Evet evet buydu. Yüzüne her zamanki gibi siyah maskesini takmış. Anahtar deliğinden de pek bir şey görünmüyor ki. Tahmin ederim görünmez. Meşhur yakutların peşinde. Evet. Hakkında neler düşünüyorsun kızım? Doğrusu babacığım, Fransızcayı mükemmel konuşuyor. Tıpkı bir Fransız gibi. Ya. İngiliz asıllı birinin bu kadar hatasız Fransızca konuşması çok şaşırtıcı. Öyle mi dersin? Evet babacığım. Sonra başındaki o gür beyaz saçların peruk olduğu kolaylıkla anlaşılıyor. Ya, bunu ben de fark ettim. Kafasını fazla kabarık gösteriyorsun. Çok komik. Böylesine gülünç olmak istemezdim doğrusu. Ben de öyle, ben de öyle. Hoş geldiniz Sayın Bay Van Helding. Hoş bulduk. Ben gideli bir değişiklik oldu mu? Hayır efendim, her şey bildiğiniz gibi. Mektubum var mı? Biraz önce sekreteriniz Bay Knight'in mektuplarımızı odanıza çıkardı. Durun bir dakika lütfen. Posta kutusunda bir mektubunuz daha var. Teşekkür ederim. Ben daireme çıkıyorum. Peki efendim. El yazısı. Ne yazmış ki acaba? Günaydın Naydın. Günaydın efendim. Yolculuğunuz iyi geçti. Çok iyi geçti. Paris'in göbeğinde iki serserinin saldırısına uğradım ama önemli bir şey değil. Hırsızlar her tarafta kol geziyor. Hepsini atlattım. Mücevherler cebimde. Başarınız beni şaşırtmadı efendim. Acele bir şey var mı? Şu ana kadar okuduğum mektupların hiçbiri öyle acele değil. Her zamanki olağan işler. Gene de şu iki mektuba bir göz atsanız iyi olur. Biri Colton şirketiyle olan mukavelemiz hakkında. Öteki ise... Bunları yarından önce okuyamayacağım Naydın. Şu anda acele okunacak bir mektubum var. Bak, kızımdan geliyor. Ya. Biraz önce aşağıda resepsiyonda verdiler. Ruth Kittering'den mi? Evet. Kendisi hem dün hem bu sabah telefon etti. Sizi acele görmesi gerekiyormuş. Demek beni görmek istiyor. Ya. Garip. Hemen açayım şu mektubu. Allah cezalarını versin. Göstereceğim ben onlara. Pis serseriler. Zavallı masum kızımdan ne isterler bilmem ki. Göstereceğim ben onlara. Gidiyor musunuz? Evet gidiyorum. Kızımı görmeliyim. Ya Colton firmasından telefon ederler. Cehenneme kadar yolu var. Peki efendim. Aydın. Buyurun. Saygılı tavırlarınız gözümden kaçmıyor. Gitmeden size cebimdekini göstereceğim. Teşekkür ederim. Şu küçücük kadife kutunun içindekini görsen küçük gelirdi yutardın. Bak içindekilere. Bak şu kıpkırmızı yakutlar gerçek kan damlalarını andırmıyor mu? Ne? Bunlar sahici mi? Elbette sahici. Yeryüzünde bulunan en iri yakutlar bunlar. Rus imparatoricesi Büyük Katerina boynunda uzun süre taşımış. Orada görülen en irisinin adı Ateşten Yürek. Fakat bunlar bir servet. Tam yarım milyon dolar. Evet, tam yarım milyon dolar ödedim. Tarihi değerleri bir yana tabii. Cebinizde taşımanız büyük bir cesaret. Cebimde taşıyorum çünkü biricik kızım Ruth'a hediye edeceğim. Kızım Ruth'un babasının bu küçük hediyesinden henüz haberi yok. Demek öyle. Evet Naydın. İnsan sevince dünya gözünde minnacık kalıyor. Duygunuzu anlıyorum efendim. Ancak ne yazık ki yuvasında mutlu değil. Kocası Derek Kettering'in sürdüğü aşağılık hayatı öğrenmeyen kalmadı. Öyle efendim. Ben gidiyorum artık, geç kaldım. Hoşça kal Naydın. Güle güle.
efendim. Ruth evde mi? Evet beyefendi. Ah, babacığım, sizi öylesine özlemiştim ki. Gel bakayım. Yavrum benim. Neyin var? Sen bir hayli zayıflamışsın. Babacığım benim. Sizden başka beni düşünen yok ki. Knight'ın iki kez telefon ettiğini söyledi. Paris'ten geleli daha yarım saat oldu. Sizinle Derek hakkında görüşmek istiyorum. Evet, mektubunda da belirtmişsin bunu yavrum. Babacığım, Derek çekilmez bir hal aldı. Artık hiç sözümü dinlemiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Beni dinleyecektir. Yüzünü görmeyeli bir ayı geçti. O kadınla birlikte her yerde boy gösteriyor. Herkese rezil oldum babacığım. O kadın? Kim o kadın? Mirey, ünlü dansöz. Kimselerin içine çıkamaz oldum. Geçen hafta kayınpederim Lord Lecanbury'e gittim, durumu anlattım. Derek'in kulağını bükeceğine söz verdi. Kayınpederinin bir ayağı çukurda kızım. Oğluna söz geçirecek durumda değil o. Amerika'nın en zengin adamlarından birinin kızıyla oğlunu evlendirebildiğine şükresin. Başka bir şey gelmez elinden. Ya siz babacığım? Ya siz? Biraz ders veremez misiniz ona? Veririm kızım, veririm elbet. Sen hiç merak etme. Bazı çarelere de başvurabilirim. Ancak en etkili çare... Evet, en etkilisi boşanmanızdır. Boşanmak mı? Evet, boşanmak. Bundan daha doğru bir yol düşünemiyorum ben. Fakat Derek Catering'le evliliğinin bir hata olduğunu kabullenmelisin artık yavrum. Onunla evlenmene izin verdiğime çok pişmanım şimdi. Ancak ne bileyim, iyi niyetli biri sanıyordum onu. Hem ondan öncekine engel olmanın üzüntüsü vardı içimde. Biricik kızımın mutluluk isteğine bir ikinci kez engel olmak istemedim. Haklısınız babacığım. Adam uçarının biri yavrum, yazıklar olsun. Sırf paran için evlenmiş seninle. Ondan kurtulur, özgürlüğüne kavuş. Ya engel olursa? Ya benden boşanmayı kabul etmezse? Ben onu yola getirmeyi çok iyi bilirim kızım. Hem onun bu konuda tek bir söz hakkı kaldı mı ki? Hele bu son yaptıklarından sonra... Ne diyeyim ya, yani sırf kötülük olsun diye ayrılmayı kabul etmezse? Yasalar bizden yana yavrum. Yoksa bilmediğim başka şeyler de mi var? Yok babacığım, başka bir şey yok. Öyleyse bu konuyu kapayalım artık. Bak sana Paris'ten ne getirdim. Güzel bir şey mi? Beğeneceğini tahmin ediyorum. Bak şu yakutları. Beğendin değil mi? Babacığım, bunlar ne kadar güzel. Zahmet etmişsiniz. Gel şöyle boynuna takayım. İşte tam sana göre. O zarif boynuna öyle de yaraştı ki. Babacığım, bunlar bir harika. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Seni çok seven babacığının yanaklarından bir güzel öpersin, olur biter. Canım babacığım benim, canım yavrum. Çok mutlu ettiniz beni. Bu güzel yakutları nereden satın aldınız? Bu bana ait bir sır kızım, hiç kimseye söylenmez. Yalnız şu ortada gördüğün iri yakutun adı Ateşten Yürek'tir. Tarihi değeri olan son derece ünlü bir taş. Babacığım, efendim? Benimle öğle yemeğine kalıyorsunuz değil mi? Söyleyin de baş başa masanızı hazırlasınlar hemen. Hayır kızım, kalamayacağım. Hemen gitmem gerek. Üzüldüm baba. Sizinle biraz daha kalabilmeyi isterdim. Yarın sabah telefon ederim sana. Babacığım. Efendim? Bu olanlar benim Fransız Rivierası'na yapacağım seyahati engellemez ya. Ne zaman gitmeyi tasarlıyorsun? Ayın 14'ünde. Güle güle git kızım. Boşanmanın sonunu bekleyecek değilsin elbet. Teşekkür ederim baba. Yalnız kızım, sana bir önerim var. Mücevherleri sakın yanına alayım deme. Ateşten Yüreği çalmak için seni öldürmeyi düşünenler olabilir. Merak etmeyin baba. Bankadaki kasamda saklarım. Aferin akıllı kızım benim. Hadi hoşça kal. İyi günler yavrum. İyi günler babacığım. Güle güle. Knight'im, lütfen bana Bay Gobi'yi bulun. Yarın sabah 9:30'da beni otelde bulsun. Peki efendim. Sonra da Bay Catherine'i bulun. Çoğunlukla kulüpte geçirir vaktini. Ona da öğle saatlerine doğru bir randevu verin. Kendisiyle mutlaka görüşmek istediğimi söyleyin. Peki efendim. Diyeceklerim bundan ibaret. Ben odama çekiliyorum. Peki efendim. Kimseler beni rahatsız etmesin. Peki efendim. Emirleriniz tek tek yerine getirilecek. Efendim, dün randevu verdiniz Bay Gobi. Aşağıda sizi bekliyor. İçeri al. Peki efendim. Buyurun. Hoş geldiniz Bay Gobi. Şöyle buyurun lütfen. Hoş bulduk Bay Van Elden. Teşekkür ederim. Size ufak bir görev vereceğim. Damadım hakkında. Bay Catherine mi? Evet, ta kendisi. Kızım Ruth yakında kocası Bay Catherine'in aleyhine boşanma davası açacak. Ancak bir takım sebeplerden ötürü hakkında bazı bilgiler toplamanızı istiyorum. En ince ayrıntısına dek. Başüstüne. Bu bilgileri en erken ne zaman getirebilirsiniz bana? Bugün 2'de efendim. Sizce uygun mu? Uygundur Bay Gobi.
Size iyi günler dilerim. İyi günler Bay Benelde. Beni görmek istemişsiniz. Oturunuz. Birbirimizi görmeyeli neredeyse 2 yıl olmuş. Kızınız Ruth'un Londra'da olduğunuzdan haberi var mı? Dün akşam görüştüm kendisiyle. Nasıl? Sağlığı yerinde mi? Öyle ya. Birbirimizi gördüğünüz yok ki. Gece kulüplerinde ara sıra karşılaştığımız oluyor. Bu ne cüret? Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz demek. Her neyse. Söylemek istediklerime gelelim. David Catwing. Önerim üzerine kızım Ruth sizden boşanmaya karar verdi. Boşanmak mı? Evet, boşanmak. Bu böyle süremez. Peki ya kızınız ne diyor bu işe? Ne desin, o da aynı fikirde. Ya, o da aynı fikirde demek. Diyecekleriniz bundan mı ibaret? Bence kızınız büyük bir hata yapıyor. Demek sizce öyle. Hayır, sadece bence öyle değil. Babam Lord Lockenberry son günlerine gelmiş bulunuyor. Sağlığıyla ilgili doktorların hepsi aynı kanıda. Öbür dünyaya göç etmesi çok yakın. O zaman da Lord Lockenberry ben olacağım. Tabii kızınız Ruth da Lockenberry şatosunun sahibesi olacak. Benimle evlenmesindeki amaç da bu değil miydi zaten? Küstahlığınız her türlü mantık kurallarını aşıyor delikanlı. Bu davranışınıza daha fazla tahammül edemeyiz. Pekala, pekala. Diyelim ki kızınız benimle ünvanım için evlenmedi. Yine de biz Lockenberry'ler İngiltere'nin en soylu ve en eski ailelerinden biriyiz. Lockenberry şatosunu bir gün başka bir kadının yönettiğini görmek kızınızı herhalde üzer, değil mi? Anlattıklarınız mantık dışı şeyler. Kızımla parası için evlenen asıl sizsiniz. Hiç de değil. Doğrusunu söylemek gerekirse şu son zamanlarda mali vaziyetim epey bozulmuş bulunuyor. Bunu inkar edemem. Ancak 10 yıllık bir bekleyişten sonra kızınız biraz daha sabredebilir. Hala toplumsal durumunuz için sizinle evlendiğini iddia ediyorsunuz. Bir zamanlar ben de sizin gibi ümit etmiş, ümitle beklemiştim. Neyi beklemiştiniz? Kızınızdan bir parçacık sevgi görmeyi. Ancak o, evet o sizden daha katı, sizden daha taş yüreklidir. Kendinden başka hiç kimseyi düşünmez. Yeter, susun artık. Yaptığınız rezaletlerden habersizmiş gibi davranıyorsunuz. Neden söz ettiğinizi anlayamadım. O dansözle ilişkileriniz sanki hayal ürünü. Sizin yerinizde başkası hiç olmazsa utanç duyardı yaptıklarından. Ya, Murray'den söz ediyorsunuz demek. Tabii bunu da size kızınız anlatmış olmalı. Oysa ben onun arkadaşlarına hiç karışmıyorum. Ne demek istiyorsunuz? Hiç. Öyle anlaşılıyor ki kızınızla açık sözlü bir konuşma yapmanın tam zamanı. Kimseye akıl verme huyum yoktur. Ancak size şunu söyleyeyim, sizinle de konuşacak bir şeyim yok. İzninizle. Ne demek istedi acaba? Bu işin altında bir bit yeniği var gibi geliyor bana. Şunu bir öğrenmeli. Gelişinizi iple çektim Bay Gomi. Gerekenleri öğrenebildiniz mi bari? Fazlasıyla efendim. Bir dakika şu defterimi de bir karıştırayım. Öğrendiklerimin içinde en önemli haber şu. Borç para bulma uğruna Bay Catherine babasının malikanesine ipotek koyduruyormuş. Dört dörtlük bir haber işte. Kızımla boşanmakta oldukları haberi etrafa yayılır yayılmaz kimse 5 kuruş borç para vermez ona. Sonunda burnundan yakaladı keratayı. Züppe budala. Şu sayfalarda da dansöz Mary ile buluşmalarının gün ve tarihleri yazılı. Bütün notlar muntazaman tutulmuş. Bu delillerle artık hiçbir güçlükle karşılaşmayacağınızı umarım. Kutlarım sizi Bay Gobi. İyi çalıştınız doğrusu. Teşekkür ederim. Görevimi yaptım efendim. Yararlı olabildimse ne mutlu. Çok yararlı oldunuz. Şimdi hemen gidip kızımı görmem gerekiyor. Kendisiyle konuşacaklarım var. Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle Bay Gobi, güle güle. Geldiğinize öyle sevindim ki. Dünden beri bayram yapıyorum. Hoş bulduk kızım. Seninle ciddi olarak konuşmak istiyorum. Hayrola babacığım? Ne kasık suratlı görünüyorsunuz bugün. Hiç de şakaya gelmeyen bir konuyu görüşmem gerek seninle yavrum. Derek'le görüştünüz mü? Derek'le görüştüm görüşmesine. Ne dedi? Önce otur bakayım şuraya sen. Oturayım baba. İşler karışıyor gittikçe. Derek yüzünden mi? Hayır. Senin yüzünden. Ne? Benim yüzümden mi? Bilmediğim şeyler var. Bana gerçeği tam olarak anlatmadın Ruth. Gerçeği mi? Evet kızım, gerçeği. Gerçeği öğrenmek istiyorum Ruth. Bak bakayım yüzüme. Gözlerini niye kaçırıyorsun benden? Babacığım ben ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Derek bir yığın edepsizce laf etti Ruth. Lakin benim bilmek istediğim şey bambaşka.
Nasıl bir şey mesela? Arkadaşların hakkında. Yani erkek arkadaşın hakkında demek istiyorum. Çok arkadaşım var benim. Ben birinden bahsediyorum sadece. Evet evet, tek bir erkekten. Biraz önce bu evden çıkan adam. Kimdi Orut? Onunla arkadaşlığınızın derecesi ne? Söyle. Yok babacığım. Hadi Orut, hadi kızım. Görüyorsun ki gizlemem boşuna. Kimdi o adam? Yüzü hiç de yabancı gelmedi bana. Tanıyorum onu ben bir yerde. Baba, bu konuların üzerinde durmanız o kadar yararsız. Hatırladım şimdi. Ruth, sen o adamı evine mi alıyorsun? Babacığım, bırakınız bileyim, acıtıyorsunuz. Cevap vermeden bir yere bırakma seni. Cevap ver bana bakayım. O sahtekar, o dolandırıcıyı evine kabul ediyorsun demek. Babacığım, bileyim mi, bırakın lütfen. Yıllar önce evlenmenize engel olmak için ettiğim bunca çaba... Kesinlikle bu yüzden evlenmemiş miydim zaten? Şimdi yine buluşuyorsun bu serseriyle. Armin çok değişti artık. Nasıl değişti? Önce kendisiyle evlenmediğimden büyük bir düş kırıklığına uğradı. Öyle mi? Evet, istemeyerek çok kırdım kalbini. Demek kalbi kırıldı. Şimdi kendini tamamıyla bilime vermiş bulunuyor. Gençlik çılgınlıklarından vazgeçti. Nereden biliyorsun bunu? Akademik düzeydeki eserlerinden biliyorum. Artık Armin o eski bildiğiniz Armin değil. Siz bile şaşarsınız bu değişikliğe. İçtenlikle, yürekten seviyor beni. Ya akademik düzeydeki eserleri? Onlar tarih boyunca gelmiş geçmiş hanedanların paha biçilmez mücevherleri hakkında bir tez. Yani hanedanların elinden gelip geçmiş değerli mücevherat, taşlar, arkeolojik değere sahip eserler hakkında kronolojik içerikteki ön sözünden sonra her eser için ayrı bir bölüm yazıcı. Bu saçmalıklara inanıyor musun sen Ruth? Babacığım, Kont de Laroche, yani Arma'nın manevi değerleri hakkında size daha fazla bilgi verebilmek için bir fırsat verin bana. Lütfen. Yazıklar olsun bana. Şerefli, saygılı milyarder Van Elden'in kızı böyle bir eser seriye gönül versin. Babacığım, ha? Lütfen. İnanılır gibi değil. Yo, her şeye inanırdım ama buna asla. Babacığım. Asla inanamam. Mümkün değil. Asla. Asla. Efendim? Hanım evde mi? Evde, salonda dinleniyor. Hoş geldin. Ben de biraz önce seni düşünüyordum. Nasılsın bakalım? Berbat. Kayınpeder beni sepetlemeye karar vermiş. Yok canım. Bu sabah beni oteline çağırdı. Elime bir pasaportu vermediği kaldı. Bak bu çok komik işte. Kayınpeder küçük beyimize açıkça meydan okuyor demek. Peki sebep ne? Sebep? Sebep... Sensin tabii. Evlilik görevlerimi ihmalde her türlü sınırın dışına çıkmışım. Yalan da değil hani. Karının da seni hiç sevmediği yalan değil. Boşanma onun da işine yarıyor. Murray, beni asıl ilgilendiren bu değil. Başka bir şey öğrenmek istiyorum senden. Bunun için geldim buraya. Seni dinliyorum. Boşandıktan sonra bana karşı tutumun ne olacak? Terk mi edeceksin beni? Seni sevdiğimi biliyorsun. Batacak gemiyi ilk farelerin terk ettiği gibi sen de beni terk edeceksin değil mi? Derek. Konuş lütfen. Söyle. Derek. Terk edeceksin beni değil mi? Derek, çok hoş, çok yakışıklı bir erkeksin. Yalnız hiç de pratik bir insan değilsin. Hadi canım sen de. Banknotlar içinde yüzen erkeklerden başkasını gözün görmez senin. Yine de seviyorum seni. Bana bak Derek. Bugünkü halime çok çalışarak, uğraşarak geldim. Hep çalıştım. Ömrümün geri kalan günlerini sefalet içinde geçirmek isteme. Asla. Duydun mu? Yaldızlı sözlere karnım tok benim. Karınla barışmalısın. Şimdilik bu imkansız. Babası saygıdeğer milyarder Van Elden yutmaz bu tür palavraları. Van Elden? Hı. İsmi dillerde dolaşan şu meşhur milyarder değil mi? Evet, ta kendisi. Dünyanın en ünlü yakutu ateşten yüreği birkaç gün önce Paris'te satın almış. Susuyorsun. Ateşten yürek harikulade bir mücevher. Tam bana göre. Ne yapalım? Erkeksin işte. Bu tür duyguları anlaman olanaksız. Yakut'u kızına hediye ettiği muhakkak. Hayatta tek varlığı değil mi? Evet. Desene öldüğünde tüm miras biricik kızına kalacak. Kızının mirasa ihtiyacı yok, zaten zengin. Babası ona evlendiği gün 2 milyon dolar hediye etti. 2 milyon dolar ha? Demek başına aniden bir kaza geliverse, ölüverse demek istiyorum. Paralar senin olacak. Bu genç yaşta durup dururken neden ölüversin? Miray, bazen çocuklaşıyorsun. Yani umulmadık bir olay, bir kaza başına geliverse demek istiyorum. Kafa ütülemekten vazgeçsen. Haklısın.
daha geçerli yollar bulmamız gerek. Ne gibi? Kont de Laroche'u unuttun sanırım. Ne olmuş Kont de Laroche'a? Karının ilk göz ağrısı. Gizli gizli buluşuyorlar. Rica ederim, bu ağızları bırak artık Murray. Ayın 14'ünde Paris'te buluşacaklar. Nereden biliyorsun? İsmi açıklanmayan ortak dostlardan. Her ne kadar masum karın Fransız Rivierası'na dinlenmeye gideceğini etrafa yaymakta ise de biraz aklını kullansan kıs kıvrak avucunun içine alırdın onları. O saygıdeğer milyarder babasını da. Şantaj mı? Ne sandın ya? Göze göz, dişe diş. Of, sen yılandan daha zehirli, korkulacak bir kadınsın Murray. Hadi canım sen de. Onlar çanına ot tıkarken böyle oturacak mısın? Kes artık, ben gidiyorum. Git. Karıcığının yanına git. Lady Templin, kahvaltınızı bu sabah terasta yapmak ister miydiniz acaba? Hı? Kahvaltı mı? Kahvaltınızı yeni açılan mimozaların gölgesinde kurdum da. Şu sabah gazetelerini bir gözden geçireyim de öyle. Lennox, kızım yanıma gelir misin biraz? Ah, bu sabah hava ne kadar da güzel, güneşli. Karşımızda oynaşan dalgaların güzelliğine doyulmuyor. Gazetenin şu sosyete haberini okutmak istiyordum sana. Bu sabah her taraf mis gibi çiçek kokuyor, farkındayım. Villamızın Fransız Rivierası'nın en ünlü villalarından biri olduğunun da farkındayım. Sen şuraya bak, parmağımla işaret ettiğim yere. Bakayım. Ülkemizin yeni zenginlerinden Bayan Gray, astronomik rakamları bulan mirasına konduktan sonra dünya turuna çıktı. Halen seyahatinin ilk uğrak yeri olan Londra'daki Savoy Oteli'nde kalmaktadır. Seçkin konuğumuz yeni gardırobunu düzenlemek üzere tanınmış moda evleri arasında mekik dokumakla vakit geçiriyor. Ne var bunda? Neyesi var mı? Gray baba tarafından öz yeğenim benim. Ya, demek soylu biri. Babası genç yaşta bütün servetini kumarda yitirdiğinden kızcağız daha 23'ündeyken yaşlı, hastalıklı bir kadın olan Bayan Herfield'in hizmetine girdi. Demek 10 yıl emek verdiği patrona ölürken tüm mirasını ona bırakmış. Ah, ne var bunda bu kadar şaşacak? Dünyanın her yerinde her gün yüzlerce milyarder koca karı öldükten sonra miraslarını hizmetçilerine bırakmıyor mu? Lennox, anlamıyorsun. Gray benim yeğenim. Yeğenin olsa ne fark eder? Sana zırnık mı koklatacak sanıyorsun? Küstahlaştığının farkında mısın? Kuş beyinli sen de, aklın hala havalarda. Ah, güleyim bari. Varlığından yıllarca habersiz olduğun... Yani daha doğrusu hatırını sormayı dahi aklından geçirmediğin biri günün birinde öz yeğenin bile olsa milyarder olarak karşına çıkıyor. Böyle bir durumdan yararlanmalıyız, anladın mı? Anne, meraktan çatlatacaksın beni. Çıkar şu baklayı artık ağzından. Sevgili yeğenime bir mektup yazıp onu bir süre yanımızda kalmaya davet edeceğim. Kimseyi tanımadığı için sosyeteye ailesinin yardımıyla girmek isteyeceğinden şüphem yok. Bu tür bir anlaşma her iki taraf için de bazı yararlar sağlayabilir. Ne kadar para çekebileceğini sanıyorsun? Hı? Sonunda bir anlaşmaya varacağımız kesin. Biliyorsun, zengin insanlar değiliz. Bayan Gray, size bu sabah bir mektup getirdim. Bugün de alışverişe çıkacak mısınız? Hı, düşünürüz. Kahvaltımı edeyim de. Mektubu masanın üstüne bırakır mısınız? Peki hanımefendi. Başka bir emriniz var mı? Şu anda yok. Gidebilirsiniz. Peki efendim. Güzel bir saat. Kimden gelmiş olabilir ki? Okuyayım bakayım. Lady Templin'den. Riviera'daki yeğenim. Ben yıllarca İngiltere'nin o uzak köyündeyken... Onun sosyete haberleri sayfasında zengin evliliklerini, Nice'deki şahane villasındaki ziyafetlerini imrenerek okuduğum genç kadın. Gerçi 4. yani son kocası kendinden bir hayli gençmiş. Doğrusu yaşamın tadını çıkartmasını bilen bir kadın. Bakalım ne diyor. Sevgili yeğenim Catherine. Nice'deki villasına davet ediyor beni. Yüksek sosyeteye tanıtacakmış. Hemen gidip bir bilet ayırtayım. Haftaya Nice hareket etmek istiyorum. Hangi gün gitmek istiyorsun? Ayın 14'ünde. En uygun tren hangisi? En uygun tren mavi tren dedikleridir. Bununla gittiğiniz takdirde kaledeki gümrük işlemlerinden kurtulmuş olursunuz. İyi, mavi tren olsun. Bir yataklı lütfen. Ayın 14'ündeki bütün yataklarımız doldu hanımefendi. Ya. Şuradaki beyefendiye son yataklıyı sattım. Bu sabah bu adamı ben nerede gördüm? Evet, Savoy Oteli'nin koridorunda karşılaştık. Hı hı. Yakışıklı biri. Durun hanımefendi.
Şimdi iade edilen bir yataklı kompartımanımız geldi. Dilerseniz onu size vereyim. Lütfen, çok memnun olurum. İsim ve adresinizi deftere geçirebilir misiniz? Tabii, yazınız lütfen. Çok garip. Bu yeşil gözlere nerede rastlamıştım? Hiç de yabancı gelmiyor. Ha evet, bu sabah kayınpederimin yanından çıkarken koridorda rastlamıştım. Bir insana aynı günde iki kez rastlamak ilginç. Üstelik benim gibi o da ayın 14'ünde Nice'ye gidiyor. Çok garip. Hanımefendi, işiniz tamam. Rezervasyonunuz yapıldı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Beyefendi sizi birileri görmek istiyor. Kimmiş? Sormadım. Adı Knighton. İçeri alayım mı? Knighton mı? Ha evet, şu sekreter. Yine bizim kayınpederin işi. İçeri alın lütfen. Aa, hoş geldiniz. Buralara kadar gelmekle zahmet ettiniz. Oturmaz mısınız? Oturayım. Bir viski soda? Hayır efendim, teşekkür ederim. İçmeyeyim. Bizim kayınpeder göndermiş olmalı sizi. Ne istiyorlar şimdi? Efendim, görevim son derece nazik bir konuyu açıklamak. Çekinmeden konuşabilirsiniz, sizi dinliyorum. Nasıl anlatayım bilmem ki. Böylesine nazik bir görevi sayın kayınpederinizin bir başkasına vermelerini tercih ederdim. Bir sigara yakar mıydınız? Teşekkür ederim, yakayım. Evet. Size bir teklif getirmiş bulunuyorum. Teklif mi? Ne teklifi? Bir anlaşma. Devam edebilir miyim? Elbette, şaşkınlığımı bağışlayın. Sabahtan beri sayın kayınpederimin bakış açılarında bir hayli değişiklik olmuş. Teklif şu: eşiniz Bayan Ruth'un boşanma isteğini kabul eder, herhangi bir zorluk çıkarmaktan vazgeçerseniz, boşanma kararının alındığı gün size nakit $100,000 ödenecek. $100,000. Demek saygıdeğer Bay Van Eldin sonunda bir şeyler öğrenebilmiş. Ya onun bu değerli teklifini geri çevirirsem? Bana güvenin Bay Kittering. Bu görevi kendi arzum dışında üstlenmiş bulunuyorum. Bu işte benim bir rolüm yok. Bunu çok iyi biliyorum Bay Knighton. Ancak soruma cevap vermediniz. Ya teklifini kabul etmezsem? Teklifini kabul etmediğiniz takdirde sizi karınca gibi ezmekten sakınmayacağını iletmemi istedim. Buna şüphe yok, yapar da. Onun gibi bir milyardere karşı gelmenin hiçbir yararı olmayacağını bilecek kadar akıllıyım. Ancak teklifini kabul etmem için $200,000 istediğimi söylesem? Aynen kendilerine iletirim efendim. Son sözünüz bu mu? Hayır, başka diyeceklerim de var. Kayınpederime gidin ve parasının da kendisinin de cehennem olmalarını söyleyin. Kararınızı değiştirdiniz. Evet, değiştirdim. Satılık bir şeyim yok benim. Hoşça kal. Güle güle. Kozlar oynandı. Geriye dönüş yok artık. Babacığım. Kızım benim, yavrum. Biz 10 manton kırmızı şapkanla ne kadar da şıksın. Beni görünce neden bu kadar şaşırdın? Babacığım, istasyona gelişiniz benim için çok tatlı bir sürpriz oldu. Dün gece bana veda edip iyi yolculuklar dilerken bir iş toplantısında bulunacağınızı söylemiştiniz. Yeryüzünün hiçbir toplantısı biricik kızımın seyahatinden daha önemli olamaz. Seni uzunca bir sürede göremeyeceğime göre... Sizinle birlikte gelmeniz ne kadar isterdim. Ne kadar iyi olurdu. Ya gerçekten seninle birlikte gelmeye kalkışsam... ne dersin? Ne oldu, yüzün kızardı birden? Ya, ayrılığımız uzun süreli olmayacak öyle. Topu topu birkaç günlüğüne ayrı kalıyoruz birbirimizden. Önümüzdeki ayın başında siz de geleceksiniz yanımıza. Öyle değil mi? Orası öyle. Güneşe, açık havaya benim de ihtiyacım var yavrum. Hem o zamana kadar havalar daha da ısınmış olacak. Hep birlikte çok güzel günler geçireceğiz. Değil mi babacığım? Evet yavrum, kızım vagona çıkalım. Yerin neresiydi? Trenin baş tarafında. İşte vagonun önünde oda hizmetçi Mason da bekliyor. Güzel, hadi girelim içeri. Hanımefendi, valizinizi kanepenin altına yerleştirdim. İyi etmişsin Mason. Şimdi yerinize geçebilirsiniz. Gazete ve dergileri şu küçük masanın üzerine bırakıyorum. Bir göz gezdirirsin. Yol arkadaşın hanımefendi de güneye gidiyorlar galiba. Evet efendim. Fransız Rivierası'na gidiyorum. Ben Bayan Ruth Kittering. Bu bey de babam Ben Eldin. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de hanımefendi. Sizlere iyi yolculuklar dileyeceğim. Benim artık trenden inme zamanım geldi. Kendinize iyi bakın. Gel seni bir kez daha yanaklarından öpeyim Ruth. Hoşçakalın babacığım. Siz de hoşçakalın. Hadi güle güle. Güle güle efendim. Yakında görüşmek üzere babacığım.
İyi yolculuklar ya. Nihayet bu da oldu. Amacıma ulaşmak için gereken en büyük adımı attım. Yakında sevgili Erman'ımın kolları arasında olacağım. Öylesine mutluyum ki. Fakat ya babam? Babama yalan söyledim. Beni Fransız Rivierası'na gidecek sanıyorum. Oysa Arnon'la Paris'te randevumuz var. Mason, canım bir şeyler yemek istiyor. Peki hanımefendi, ben eşyalarınıza göz kulak olurum. Özellikle kucağındakine dikkat et. Hadi gidiyorum ben. Sizinle burada da karşılaşmak ne rastlantı. Aynı masaya düşmemize çok sevindim doğrusu. Batıl inançlarınız var mıdır? Pek az. Fakat restoranda karşılaşmamız cidden güzel bir rastlantı. Güneyin göz kamaştırıcı güneşini öylesine özledim ki. Ben de öyle. Benim için heyecan verici bir gezinti olacak. İlk defa mı geliyorsunuz buralara? Öyle. Ben size yılın Ocak ve Şubat aylarını Fransız Rivierası'nda geçiririm. Ne mutlu size. İlk görüşte sizi zengin insanlar sınıfına dahil etmiştim zaten. Bilmem belki de yanıldım. Yok, hayır, hiç de yanılmadınız. Gerçekten zengin biri sayılırım. Hakkımda neler düşündüğünüzü öylesine öğrenmek istiyorum. Hakkınızda düşündüklerim mi? Evet, çekinmeden söyleyebilirsiniz. Bazı insanlar başkalarının neler düşündüğünü yanılmaksızın keşfederler. İnsan zihninden geçenleri okuyabilme yeteneğim yok benim. Olsun. Trene ilk bindiğimde üzerinizde nasıl bir etki bırakmış olduğumu öğrenmek istiyorum. Yani başka bir deyişle hakkımda neler düşündüğünüzü lütfen. Neden ısrar ediyorsunuz? Söyleyeyim. Manevi bir sıkıntının yükü altındasınız. Tam üzerine bastınız. Gerçekten büyük bir üzüntü içindeyim. Yani daha doğrusu ne yaptığımı, ne yapacağımı şaşırmış gibiyim. Sizin gibi anlayışlı birine derdimi açabilmeyi çok isterdim. Teşekkür ederim. Size her şeyi anlatacağım. Her şeyi. Ama burada olmaz. Kimselerin bizi duymaması lazım. Kahvelerimizi içtikten sonra bir engel yoksa kompartmanıma gidelim. Orada rahatça konuşabiliriz sizinle. İşte burası. Kompartmanım çift. Diğer bölmede oda hizmetçi Mason oturuyor. Londra'da Victoria Garı'nda gördüğüm zayıf kadın değil mi? Kucağında sımsıkı tuttuğu da sizin valiziniz olacak. Kırmızı deriden, üzerinde baş harfleriniz yazılı bir valiz. Bildiniz. Laf aramızda valizin içinde en değerli mücevherlerin bulunuyor. Neyse, bize duymasına imkan yok. Kompartmanlarımız içeriden sürgülü. Sizi dinliyorum. Evet. Ortada çok sevdiğim bir erkek var. Canım gibi sevdiğim bir adam. Çocukluk arkadaşım. Ama babam bizi ayırdı. Evlenmemize engel oldu. Şimdiki kocamla evlenmiş olmamın nedeni bu işte. Ya. Kocam son derece kaba ve duygusuz bir adam. Anlatamayacağım kadar mutsuz bir yaşam sürüyorum onunla. Anlıyorum. Çok yazık. Bir süredir sevgilimle gizli gizli buluşuyoruz. Konunun beni üzen yanı babama yalan söylemiş olmam. Zavallı babam. Beni Derek Kettering'den boşamak istiyor. Ama şöyle sevgilimin kollarına doğru gitmekte olduğumu bir bilse beni deli yerine koyar. Özür dilerim ama böyle bir yargıyı pek değersiz karşılamazdım. Haklısınız Catherine Gray. Ancak geriye dönüş yapmam artık imkansız. Neden? Çünkü sevgilim beni sabırsızlıkla bekliyor. Gitmezsem çok kırılır. Yok canım. Erkekler böyle ufak şeylerden kolay kolay kırılmazlar. Beni korkak yerine koyacaktı. Sanmam. Aksi halde büyük bir hata işlemiş olacaksınız. Vakit henüz erkenken. Vazgeçin bu buluşmadan. Nasılsa boşanıyorsunuz. Ne yapacağımı bilemiyorum bir türlü. Londra'dan ayrılalı beri bir kabus sevişiyor gibiyim. Başımda büyük bir felaket dolaşıyor sanki. Alt edemeyeceğim bir felaket. Beni deli sanacaksınız ama kaçınılmaz bir tehlikenin pençesinde hissediyorum kendimi. Sakin ol. Bu tür düşünceleri de silin kafanızda. Paris'e vardığımızda babanıza bir telgraf çekersiniz. Hemen yanınıza gelir. Doğru. Babamı yanıma çağırmam en iyi çare olacak. Onu bu kadar sevdiğimi bilmiyordum ben. Neyse çok daha iyiyim şimdi. Dinlediğiniz için size sonsuz teşekkürler. Artık kendime hakim olmaya çalışacağım. Demek ki içimi dökecek birine ihtiyacım varmış. Bu ihtiyaca çok iyi giderdiniz Bayan Gray. Size çok şey borçluyum. Size yararlı olabildim seni mutlu bana.
Oh, bak tepi ilerlemiş. İzninizle ben de kompartımanıma döneyim. Güle güle Bayan Grey. Hoşçakalın. Yardımlarınız için teşekkürler. Hoşçakalın. Oh, sonunda Paris'e vardık. Burada perona inip biraz yürüyüş yapmak isterdim ama birazdan akşam yemeğini verecekler. Sofradaki yerimden kalkmamın anlamı yok. Şu pencereyi açayım. Aa, bayan Rut'un konusu kendiliğinden halloluyor galiba. O da hizmetçisi kompartıman penceresinden bir sepet hazır yemek satın aldı. Anlaşılan hanıma akşam yemeğine kompartmandan çıkmayacak. Elinizdeki dedektif romanına öyle dalmış gidiyorsunuz ki yemek yemeyi unutacaksınız neredeyse. Bu tür romanlar sizi böylesine ilgilendirir mi her zaman? Evet, bir hayli ilgilendirir. Bu tür kitapların çok sevildiğini duydum. Neden acaba dersiniz? Ben ruh bilim üzerinde araştırmalar yapıyorum. Polis romanlarını başarıya götüren temel psikolojik nedenin ne olduğunu keşfetmeye çalışıyorum. Bizleri çok hareketli, canlı, değişik bir dünyaya götürdüğünden olacak. Bu fikrinizde gerçek payı olduğu muhakkak. Bununla beraber böyle esrarengiz olaylara gerçek hayatta rastlanmadığını da herkes bilir. Yok, bu fikrinize katılmıyorum işte. Özür dileyerek yanıldığınızı belirtmek isterim. Kim bilir, günün birinde siz de böylesine çetin, karışık bir olaya karışmış bulunabilirsiniz. Yok canım. Bu olağanüstü olaylar hiçbir zaman başımıza gelmez bizim. Belli olmaz. Gene de üzülüyorsunuz bu duruma, öyle değil mi? Bilmem ki. Hiç ummadığınız bir anda istekleriniz bakarsınız gerçekleşiverir. Kehanette mi bulunuyorsunuz? Hayır efendim. Geleceği önceden haber vermek yeteneğim yoktur. Ancak sezgilerimin çoğu kez doğru çıktığına tanık oldum. Gerçi bununla övünmüyorum ama gerçekleri olduğu gibi kabul etmeli. Dediklerinizi olduğu gibi aynen kabul ettim efendim. Teşekkür ederim. Size iyi akşamlar dilerim. Ben kompartımanıma çekileceğim. İyi uykular efendim. Sarsıntı böyle. Kaza olmuş gibi. Şu lambayı bir yakayım. Saat kaç olmuş? Saat durmuş. Etrafta zifiri karanlık. Neredeyse acaba? Of, bir sıkıntı var içimde. Koridora çıkayım. Koridorda bomboş. Hiç kimseler yok. Öteki vagona geçeyim bari. Nöbetçi kontrolörden saati öğrenirim çok fazla. Koridorda bomboş. Anlaşılan herkes uykuda. Bana da yerime dönmek kalıyor. Şu ilerideki kompartman Bayan Rut'unki değil mi? Evet, onunki. Kapısının önünde bir adam var. Kapı tokmağını çeviriyor. Bu adam o değil mi? Hani evvelce iki defa rastladığım adam. İlk defa Savoy Oteli'nin koridorunda. Sonra da tren biletini almaya gittiğim zaman seyahat edeceğiz. Belki Bayan Rut'un aşık olduğunu söylediği adam bu. Belki de. O da beni gördü. Hızla kapıdan içeriye girdi. Yatağıma döneyim bari. İstasyona yaklaşıyoruz galiba. Hı. Geldik bile. Birazdan Lyon istasyonuna varmış olacağız. Kahvaltımı bitirir bitirmez Bayan Rut'u görmeye gideyim. Bu sabah hiç ortalıkta görünmedi. Hala kalkmadı mı acaba? Hazır tren istasyonda durmuşken biraz peronda dolaşayım. Hem hareket olur hem de... Evet, hem de Bayan Rut'un vagonunun önünden geçerim. Vagon ne taraftaydı? Ha, şurada. Aa, pencere perdeleri henüz açılmamış. Sabahları geç kalkıyor demek. Tren hareket ediyor. Hemen bineyim. Hanımefendi,
Nice varıyoruz. Teşekkür ederim de ya, valizlerimi hazırlar mısınız? Evet hazırlarım efendim. Siz niye tir diyorsunuz? Yüzünüz de sapsarı. Nedir bu haliniz? Kötü. Çok kötü bir şey oldu. Nasıl bir şey? Bir cinayet. Cinayet işlendi bu trende. Cinayet mi işlendi? Evet. Bir kadın öldürüldü. İstasyonda sizi karşılayacak kimse var mı? Sanırım. Neden sordunuz? İşte komiser bey de geliyor. Konuyu size daha iyi açıklar. Ben komiser. Dün gece işlenen cinayet hakkında sizi sorguya çekmemiz gerekiyor hanımefendi. Tabii bu kanuni formaliteler icabı yapmak zorundayız bu sorguyu. Ama benim hiçbir şeyden haberim yok ki. Önce kimlik tespiti yapacağız. Lütfen beni takip eder misiniz? Öldürülen ama... hanımın kompartımanına gidelim. Gidelim. İşte burası. Evet hanımefendi, buyurun şuraya oturun lütfen. Teşekkür ederim. Pasaportumu isteyeceksiniz herhalde değil mi? Buyurun. Hanımefendi pasaportunuzu çantanıza koyabilirsiniz. Sizden maktul hakkında bazı bilgiler rica ediyoruz. Bilgi mi? Evet, dün öğle vakti vagon restoranda birlikte yemek yediniz. Bu hanım hakkında bildiklerinizi söylemenizi rica ediyoruz. Az önce de söyledim. Bu hanımı tanımıyorum ben. Sadece bir rastlantı. Vagon restoranda birlikte yemek yedik. Fakat yemekten sonra kompartımanına gittiniz ve bir süre birlikte oturdunuz. Evet, birlikte oturduk. Biraz sohbet ettik o kadar. Bayan Ruth bu sabah kompartmanında ölü bulundu. Ölü mü bulundu? Maalesef hanımefendi. Boynuna siyah bir kordon geçirilerek öldürülmüş. Şimdi mümkün olan bütün bilgileri toplamamızın sebebini anlayabildiniz mi? Üzüldüm bu habere. Genç güzel bir hanımdı. Oda hizmetçisi size daha ayrıntılı bilgi verebilir. Oda hizmetçisi de yok oldu. İnanılır gibi değil. Kontrolör dün ikinizi Bayan Ruth'un kompartımanında baş başa sohbet ediyor görünce olayı polise bildirmekte yarar görmüş. Evet. Sizi sorguya çekmemizin nedeni de bu. Anlıyorum. Özür dileriz. Rica ederim. Buyurun. Evet. Buyurun. Ben Hercule Poirot, dünyaca ünlü dedektif. Bana ihtiyacınız olabilir diye düşündüm. Buyurun Bay Poirot, hoş geldiniz. Olanları biliyorsunuz herhalde. Evet, hepsini duydum. Sizlere bir yardımım dokunabilir diye de kalkıp geldim. Günaydın efendim. Günaydın Bay Poirot. Sizin dedektif olduğunuzu bilmiyordum. Bu da rastlantı değil mi? Size umulmadık bir anda umulmadık şeyler olabilir dememiş miydim? Bayan Grey hiçbir şey anlatmak istemiyor. Oysa maktulle ilişkisi olan tek kişi kendisi oldu. Bayan Grey, durumunuzu çok iyi anlıyorum. Ancak bize çok önemli ipuçları verebilecek tek insan sizsiniz. Aklı başında bir hanım olduğunuzu daha ilk görüşte anlamıştım. Bayan Ruth Catherine'le yaptığınız konuşmaları bize iletirseniz size minnettar kalırız. Anlatayım. Yalnız bakın. Vagon restoranda. Anlattıklarınız için çok teşekkür ederim. Şimdi tamamlanacak ufak bir işlem kaldı. Nedir? Yürekli bir hanım olduğunuzu biliyorum. Soğukkanlılığınızı biraz daha korumanız gerekiyor. Yani? Ölünün yüzüne iyice bakın ve dün görüştüğünüz hanımın Bayan Catherine olduğunu bize lütfen doğrulayın. Buna ne gerek var? Bayan Catherine'i herkes tanıyordu. Gelin gözünüzle görün, anlarsınız nedenini. Bakın boylu boyunca yatağında yatıyor. Derin bir uykuya dalmış gibi. Evet öyle. Şimdi başını size doğru çevireceğim. İşte böyle. Ay! Gördüğünüz gibi zavallının yüzünü tanınmaz hale getirmişler. Neden? Nedenini bilmiyoruz henüz. Görülmemiş bir vahşet bu. Korkunç. Maalesef öyle Bayan Grey. Zavallı kadın. Daha dün kim derdi ki? Komiser, yüze indirilen darbe ölümünden önce mi olmuş sonra mı? Doktorun ifadesine göre ölümünden sonra vurmuş. Zavallı. Bayan Grey, sinirlerinize biraz daha hakim olmanızı rica ediyoruz. Şimdi cevap verin lütfen. Dün vagon restoranda birlikte yemek yediğiniz hanım bu hanım mıydı? Yüzü feci şekilde tanınmaz hale getirilmiş. Ancak saçları tıpatıpı. Ayrıca bileğinin üstündeki şu sivilce de gözüme ilişmişti. Bu hanımın
Bayan Catherine olduğundan hiç şüphem yok. Teşekkür ederiz. Öldürülenin kimliği hakkında artık hiçbir kuşkumuz kalmadı. Ancak gitmeden önce sizden ufak bir ricamız daha olacak. Şu bitişik kompartımana bakın. Dün de görmüştünüz bu kompartımanı. Acaba gözünüze çarpan bir değişiklik veya noksanlık görüyor musunuz? Şey, hizmetçi kadının dizlerinin üzerinde sıkı sıkı tuttuğu kırmızı deri çanta ortada yok. Hizmetçi kadınla çanta birlikte yok olduklarına göre mesele kolaylıkla açığa kavuşuyor demiş. Sizce hizmetçi kadın mücevher dolu çantayı kaparak kayboldu gitti öyle mi? Bilmem. Bir an aklımdan böyle geçti. Maalesef hizmetçi kadının kaçmadığına, hanımının isteği üzerine Paris'te trenden inmiş olduğuna dair elimizde kanıtlar var. Öyle mi? Bayan Ruth Catherine'in yatağını yapmak üzere kompartımanına girdim. Kendilerinin vagon restoranda olduğunu tahmin ediyordum. Oysa hazır bir yemek sepeti vardı kompartımanda. Ve bana yataklardan yalnız birini hazırlamamı söyledi. Oda hizmetçisini de Paris'te bırakmış olduğunu ekledi. Hazır yemek sepetini bitişikteki kompartımana götürerek ben yatağı hazırladığım sürece orada kaldı. Sonra bana sabahleyin erken uyandırılmak istemediğini söyleyerek iyi akşamlar diledi. O halde bitişik kompartımana girmediniz. Girmedim efendim. Bitişik kompartımanın eşyaları arasında böyle kırmızı derili bir el çantası gözünüze çarptı mı? Hayır, çarpmadı efendim. Siz yatağı yaparken bitişik kompartımanda bir erkek gizlenmiş olabilir mi? İki kompartımanı ayıran o ortadaki kapı aralıktı. Evet. Kapının ardında benim göremeyeceğim şekilde bir erkek gizlenmiş olabilir. Bu takdirde de hanımefendi bitişik kompartımana girdiklerinde adamı görmüş olmaları gerekir. Gayet tabii, gayet tabii. Bize söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Bütün bildiklerimi söylediğimi sanıyorum. Ya bu sabah? Bu sabah nasıl oldu? Hanımefendi erken uyandırılmak istemediğinden ancak kana yaklaşırken kapısını vurdum. Ses seda çıkmayınca da içeri girdim. Hanım uyuyor gibi duruyordu. Uyandırmak üzere yanına yaklaştım ve işte o zaman feci gerçeği fark ettim. Tamam. Şimdi bilmek istediklerimin hepsini öğrenmiş bulunuyorum. Siz gidebilirsiniz artık. Peki efendim. İzin verirseniz Bay Poirot, konuyu şöyle özetlemek istiyorum. Doktor raporuna göre bu hanım tren Lyon'a varmadan öldürülmüş. Katil kimdi acaba? Bayan Gray'in ifadelerine göre maktul seyahatinin bir yerinde sevdiği adamla buluşacaktı. Oda hizmetçisini Paris'te bırakmış olması bu noktadan dikkate değer. Hanımın erkek arkadaşı acaba Paris'te mi trene bindi de hizmetçinin kompartımanında saklandı? Bu takdirde aralarında bir tartışma çıkmış ve adam öfkeli bir hareketle kadını öldürmüş olabilir. Bu bir ihtimaldir. İkinci ihtimal ise şöyle. Katil trenin içinde seyahat eden serserinin biriydi. Kontrolör tarafından görülmeksizin hanımın kompartımanına girdi. Kadını öldürdükten sonra kırmızı deri çantayı çalarak kayıplara karıştı. Bu takdirde büyük bir ihtimalle Lyon'da trenden inmiş olabilir. Katil Nice kadar da yola devam etmiş olabilir. Evet, evet, bu da mümkündür. Sizce katil adi bir tren soyguncusu? Hiç belli olmaz. Önce oda hizmetçisini bulmamız gerek. Kırmızı deri çanta belki de hala ondadır. O zaman cinayet duygusal bir cinayet sınıfına girer. Bence olay basit bir hırsızlıktan ibaret. Son zamanlarda bu tür hırsızlıklar günden güne çoğalmakta. Ya siz Bayan Gray, normal olmayan bazı sesler duydunuz mu? Hayır, hiçbir şey duymadım. Öyleyse bayanı daha uzun süre alakoyamayız. Bize lütfen adreslerini bıraksınlar. Hay hay. Nice'deki adresimi şuraya yazayım. Teşekkür ederim. Evet, buyurun. Çok teşekkür ederim. Sizi arada bir ziyaret etmeme izin verir misiniz? Rahatsız etmezsem. Tabii Bay Poirot, memnun olurum. Hiç rahatsız olmam. Önümde bol bol boş zamanım var çünkü. Mükemmel. Bu iş bizim polisiye romanımız olacak. Sırrını da birlikte çözeceğiz. Umalım öyle olsun. Hoşçakalın Bay Poirot. Güle güle efendim. Demek cinayet olayına balıklama dalmış buldun kendini. Kim bilir ne kadar heyecanlandım değil mi? Ay yerinde olmayı çok isterdim doğrusu. Bir anda üne kavuşmak için dört dörtlük bir fırsat buna derler işte. Bu fırsattan yararlanmayı düşünmez misin sevgili yeğenim ha? Ne gibi? Örneğin günlük gazetelerden birinin baş köşesinde büyük manşetlerle ufak bir makale.
mavi trende işlenen cinayetin kurbaniyle son dakikalarım. Veya buna benzer bir başlık. Ha? Nasıl? Fevkalade olmaz mıydı? Hele böyle bir yazı yüksek sosyeteye mensup bir hanımın elinden çıkmışsa dünyanın parası kazanılabilir. Zavallı bir kadının son dakikalarını yazıp duygu ve düşünceleriyle alay etmek istemem. Ay, çok güzel bir kadın olduğunu söylüyordun. Yüzüne tanınmayacak şekilde vurmaları ayrıca merak edilecek bir konu. Ben başka açıdan bakıyorum. Hem bu konuyu uzatmak gereksiz. Ama isterseniz size odanızı göstereyim Bayan Grey. Benimle gelmek ister misiniz? Geleyim Lennox. Üstümü de değiştirmiş olurum. Akşama konuklarımız olduğuna göre. Hadi gidelim. Annem şerefinize bu gece büyük bir ziyafet hazırladı. Sizi yüksek sosyeteye tanıtacak. Hem annemin sözlerine pek aldırış etmeyin Bayan Grey. Para kazanmak söz konusu olduğu zaman fırsatı kaçırmayı göze alamaz. Buyurun, odanıza şu taraftan çıkılır. Bu gece şu erguvan renkli tuvaletimi giyeceğim Lennox. Elbiselerimin içinde en şık olanı da, en pahalısı da o. Ha, pahalı dedim de aklıma geldi. Sayın yeğenim Lady Templin'in paradan başka düşüncesi yok gibi. Buna çok sevindim. Ama onun bu huyunu hoş görmeniz gerek. Sizi artık yalnız bırakıyorum. Benim de üstümü değişmem gerek. Teşekkür ederim Lennox. Birazdan görüşmek üzere. Sana eski dostumuz Bay Derek Catering'i tanıştırayım. Lord Leckenbury'nin oğlu Derek. Bu da yeğenim Bayan Grey. Memnun oldum. Bu şeref bana ait hanımefendi. Sizi daha önce Londra'da iki kez gördüm sanıyorum. Tanışıyorsunuz demek, aman ne iyi. Sizi baş başa bırakabilirim öyleyse. Sofraya bir göz atmam gerek. Sizinle karşılaştığımız doğru. Ama iki değil, üç kez. Nasıl olur, ben iki sanıyordum. Mavi trenin koridorunda da karşılaştık. Hatırlamıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Mavi trende ne olmuştu? Birileri yolda ölmüştü galiba. Evet, kadının biri öldürülmüştü. Çok kötü. Uluslararası yollarda ölmemek gerek. Bu tür kazalar bin bir çeşit hukuki ve uluslararası karışıklıklara yol açıyor. İzninizle hanımefendi, tekrar görüşmek üzere. Güle güle. Ne garip bir durum. Karısının bir cinayete kurban gittiğinden habersiz. Hala hayatta sanıyorum. Bay Catering, şu kartı size iletmemi istediler. Emniyet müdürlüğünden galiba. Allah Allah. Bu da neyse. Emniyetten beni çağırıyorlar. Bu saatte böyle bir yerde beni bulabildiklerine bakılırsa iş ciddi. Lady Templin, sizden özür dilemek zorundayım. Üzülerek belirtmeliyim ki beni acele olarak emniyet müdürlüğünden çağırıyorlar. Emniyet müdürlüğü mü? Bu üst üste saçmalıklar da ne demek oluyor? Bilemeyeceğim, ancak emre uymak gerek. Ay, sizi bulmamızla kaybetmemiz bir oldu. İnanılır gibi değil. Bazı durumlara ayak uydurmak gerek Lady Templin. Vah vah, çok üzüldüm. Konuklarım da üzülecek. Ayrılığımız kısa sürer, yine katılırsınız bize sanırım. Bilmem. Bakalım ortalıkta neler dönüyor. Davetinize yine de teşekkürler Lady Templin. Güle güle Derek. Bugün 15 Şubat Çarşamba Knight'ın. Dünden beri bir hayli çalıştık. Birikmiş mektupların hemen hepsini cevaplandırdık. Biraz yoruldum doğrusu. Evet Bay Benelden. Dünden beri pürüzlü işlerin hepsini karara bağladınız. Az önce söylediğinizi tekrar eder misiniz lütfen? Şirket raporunun bir anlaşmazlığa yol açıp açmayacağını mı? Hayır. Ruth'un oda hizmetçisine dün akşam Paris'te rastladığınızı söylememiş miydiniz? Hı hı. Bu karşılaşmanıza bir türlü aklım ermiyor. Yanılmış olacaksınız. İmkansız efendim. Onunla yüz yüze konuştum. Nerede rastladınız kendisine? Ritz Oteli'nde. Akşam saat 9 trenine binmek üzere evrak çantamı hazırlıyordum. İstasyona gitmek üzereydim ki otelin bürosunda zayıf bir kadına rastladım. İlk bakışta gözüme hiç de yabancı gelmedi. Yanına yaklaşınca kızınız Bayan Ruth'un oda hizmetçisi olduğunu anladım. Hemen hanımının da Ritz Oteli'nde kalıp kalmadığını sordum. Bunu sormanız çok tabii. Ve o da size hanımın yolculuğunu Riviera'ya kadar uzattığını, kendisine de trenden Paris'te inmesi için talimat verdiğini söyledi, öyle mi? Evet efendim, tam anlattığınız gibi. Garip, çok garip. Kızım Ruth'un bu hareketine hiçbir anlam veremiyorum. Kadınların ne yaptığı ne yapacağı hiç belli olmuyor. Ruth her an fikir değiştiren bir kadın. Acaba hizmetçi kadın bu program değişikliğinin nedeni hakkında size bir şey söyledi mi? Sözüm ona Bayan Ruth yolda bir tanıdığına rastlamış. Ya hayret, olacak iş değil. Peki bu tanıdık kadın mıymış yoksa erkek mi? Erkekmiş efendim. Kadınların işine akılsız erdirilmiyor.
Buyurun gelin. Bay Van Helden, size bir telgraf var. Getirin bana lütfen, okuyayım. Ne oldu Bay Van Helden? İyi görünmüyorsunuz. Sizi... Kızım... Ruth hakkında. Ne olmuş ona? Ölmüş. Bir kazası mı olmuş? Hayır. Telgrafa göre... öldürülmüş. Cinayet. Ayrıca mücevherlerini de çalmışlar. Tanrım, olur şey değil. Tanrım. Telgrafın izden gönderiyorlar. Polis gönderiyor. Hemen oraya gitmeliyim. Siz de benimle geleceksiniz Knight'ın. Victoria istasyonundan ilk tren saat 14'te kalkıyor. İyi ya işte. Bütün hazırlıkları yapın. İlk trene yetişmemiz gerek. Alo. Burası Van Helden'in özel dairesi. Evet. Tabii. Demek aşağıda bekliyor. Bay Gobi sizinle görüşmek istiyorlarmış efendim. Öyle mi? Hemen yukarı çıksın. Hemen yukarı gönderin. Kaybedecek vaktimiz yok Knight'ın. Siz de yolculuğumuz için gerekenleri hazırlayın lütfen. Peki efendim. Hoş geldiniz Bay Gobi. Çok az bir zamanım olduğuna göre bana söyleyeceklerinizi bir an önce söyleyin. Bay Derek Catherine hakkında. Ne olmuş? Bay Derek Catherine dün sabah Londra'dan ayrıldı. Fransız Rivierası'na gidiyormuş. Ne diyorsunuz? Damadınız hakkında konuşuyorum. Dansöz Mire ile birlikte Londra'dan hareket etmişler. Hangi trene binmişler? Mavi tren efendim. Sizi bir an önce haberdar etmek istiyordum. Ben de şimdi Nice'e gidiyordum. Olur şey değil. Ne garip rastlantılar zinciri. Görüp anlamalıyım. Sayın Yargıç, sözlerinizi tek tek dinledim. Görevinizi yapmakta olduğunuzdan şüphem yok. Bay Van Helden, bu işte acele edilmesini istiyor. Özür dilerim. Sizleri tanıştırmayı unuttum. Bu zat Bay Hercule Poirot'dur. Dünyaca ünlü dedektifimiz. Bu bey de Sayın Van Helden. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Bay Poirot dün mavi trendeydi. Kendilerinden bize yardımcı olmalarını istedik. Sayın Bay Poirot... Çok zengin bir adamım ben. Genellikle zenginlerin dünyayı satın alabilecekleridir. Oysa büyük bir hatadır bu. Sizden yardım rica ediyorum. Size hizmet vermeye hazırım Bay Van Helden. Teşekkür ederim. Dilediğiniz anda isteklerinizi bana iletmeniz yeter. Benimle işbirliği yapmaktan pişmanlık duymayacaksınız. Sağ olun Bay Van Helden. Öyleyse hemen işe başlayalım. Önce oda hizmetçiniz Mason'ı sorguya çekelim. Yanılmıyorsam burada bizi bekliyor. Evet, gelirken Paris'ten beraberimizle getirdik. Yolda karmakarışık şeyler anlattı. Buyurun. Onu bir de siz dinleyin. Lütfen. Oda hizmetçisini içeri alın lütfen. Başüstüne efendim. Buyurun. Evet. Adınız Eda Mason değil mi? Adım Eda Beatrice Mason. Konuya baştan başlayalım. Öyle sanıyorum ki Londra'dan ayrılırken... Paris'te hanımınızdan ayrılmanız söz konusu değildi. Hayır efendim, hanımefendiyle doğruca Nice'e gidecektik. Hanımınıza ilk kez mi refakat ediyordunuz? Evet efendim, zaten hizmetine 2 ay evvel girmiş bulunuyorum. Hanımınızdan ayrılmanız ne zaman söz konusu oldu? Paris'e varmadan az önce. Koridora çıkmış pencereden dışarısını seyrediyordu. Birden heyecanla bir erkeğe seslendi. Tokalaştılar. Sonra birlikte kompartmana girdiler. Kapıyı da kilitlemeyi unutmadıklarından... Konuştuklarından tek kelime bile duyamadım. Sonra Bayan Catherine aniden kapıyı açarak Paris'te inmemi ve Ritz Oteli'nde kalmamı söyledi. Bana para verdi ve son dakikada trenden indim. Bayan Ruth sizinle konuşurken adam nerede duruyordu? Bitişik kompartmanda, pencereden dışarısını seyrediyordu. Adamın görünüşü hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Peki göremedim, sırtı bana dönüktü. Uzunca boylu esmer bir adama benziyordu. Üzerinde mavi bir pardesü ve gri bir şapkası vardı. Peki bu adam daha önce trenin içinde miydi? Sanmıyorum efendim. Yine de pek emin değilim. Daha sonra hanımınız kontrolörden sabah erken uyandırılmamasını istemiş. Sabahları yataktan geç mi kalkardı? Evet efendim. Hanımınızın eşyaları arasında kırmızı derili bir mücevher çantası var mıydı? Evet efendim. O çantayı da Ritz Oteli'ne mi götürdünüz? Hayır efendim. Hanımın mücevher çantasını Ritz'e götürmek bana düşmez. O halde trende bıraktınız demektir. Trende bıraktım. Hanımınız yanına çok mücevher alır mıydı? Alırdı efendim. Zaman zaman haydutların peşimize düşeceğinden korkardım. Son kez 100 binlerce dolarlık yakut vardı çantasında. Ne yakutu? Sizin hediye ettikleriniz efendim.
Ben ona sıkı sıkı tembih etmiştim yakutları bankadaki kasasına koymasını. O da kabul etmişti bunu. Bay Van Elden, kızınızın el çantasından çıkan şu mektubu okur musunuz lütfen? O zaman mesele anlaşılacak sanırım. Mektubu okuyorum Yargıç Bey. Lütfen. Sevgilim, emirlerinize tümüyle uyacak, isteklerinizi yerine getireceğim. İma ettiğiniz üzere Paris'te buluşmamız çok ihtiyatsızca bir hareket olur. Bu nedenle ben de Antipler'de buluşmayı uygun görüyorum. Değerli mücevherler konusundaki araştırmalarıma duyduğunuz ilgiye ayrıca teşekkür etmek isterim. Ünlü ateşten yüreği yakından görüp ona dokunmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı olacaktır. Hazırlamakta olduğum kitapta bu yakuta özel bir yer ayırdım. Sizi çok özledim. Yakında buluşma ümidiyle sonsuz saygılarımı sunarım. Erman. Bu mektubun sahibini tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Kendine Comte de la Roche dedirten usta hırsızın biridir. Bay Van Elden, size şu anda bir noktayı belirtmekte yarar var. Üzüntünüzü hepimiz yürekten paylaşıyor ve sizi çok iyi anlıyoruz. Ancak bildiklerinizi bize tümüyle anlatmanızın zamanı geldi. Hakkınız var Bay Poirot. Bu adam hakkında bildiklerimi anlatma zamanı geldi de geçti bile. Olay 12 yıl önce başlar. O zamanlar zavallı kızım Ruth her genç kız gibi tatlı hayallerin peşindeydi. O da bu yakışıklı adama sırılsıklam aşık oldu. Kendine Comte de la Roche dedirten bu dolandırıcı kurbanlarını hep yüksek sosyetenin seçkin kişileri arasından seçer. Kızımla evlenmesine kesinlikle engel oldum ama maalesef. Comte de la Roche'u biz de tanırız Sayın Van Elden. İmkan olsa onu derhal içeri tıkardık. Ancak şantaj yaptığı kadınların hiçbiri açıkça şikayette bulunamıyor. İşte bu yüzden kızımın evlenme isteğine karşı çıktım. Bir yıl sonra da Lord Lecamberon'un oğluyla tanıştılar ve evlendiler. Ben tehlikeyi ucuz atlattık sanıyordum. Oysa kızım gizli gizli buluşuyormuş onunla. Bunu da öğreneli ancak bir hafta oldu. Kendisine çok ihtiyatsızca davranmakta olduğunu söyledim. Çünkü önerim üzerine damadım Bay Catering aleyhine boşanma davası açmak üzereydi. Ya, bu çok ilginç işte. Üzerinde durmamız gereken bir konu. Önce Comte de la Roche konusunu görüşelim. Bu bay uzun zamandan beri bu yakutların üzerinde durduğunuzu biliyordu. Satın aldığınızı da öğrendi. Kurnazca bir hileyle Bayan Catering'in onları yanında götürmesini sağladı. Kısacası şu, Mason'ın Paris'ten önce gördüğü adam Comte de la Roche'dur. Ben de aynı kanadayım. Bayan Catering önce çekingenlik duydu. Sonra oda hizmetçisini Paris'te bırakmakla rahat edeceğini düşündü. Kontrolörün ifadesine göre de Bayan Catering'in yatağını tren memuru yapmış. Comte de la Roche o esnada bitişik kompartımanda gizleniyordu. Cinayet bir anda işlendi. Adam mücevher dolu çantayı alarak kimselere gözükmeksizin trenden aşağı indi. Böylelikle cinayet adi tren hırsızlarının sırtına yüklendi. Comte kadının el çantasını aramayı unutmuş olabilir. Hiç düşünmemiş de olabilir. Çünkü cani o olsaydı... O olsaydı da ne demek? Bütün deliller Comte de la Roche'un aleyhinde değil mi? Benim konuya bakışım bambaşka. Comte de la Roche gibi soysuz kişiler adam öldürme cesaretini gösteremezler. Bu düşüncenize katılamıyorum Bay Poirot. Ben görüşlerimi birer varsayım olarak ileri sürüyorum. Onları değerlendirmek sizlerin elinde. Ben Comte de la Roche'un tutuklanmasından yanayım. Bunu öyle kolay kolay yapamayacaksınız. Neden? Comte Hazretleri halen Antip'teki Marina villasında kalıyor da ondan. Görüyorum ki tek başınıza siz Bay Poirot hepimizden çok şey biliyorsunuz. Ne yapalım? Mesleğim gereği başkalarını izlemek zorundayım. Boş vaktim de çok. Siz Bay Van Elden, Comte de la Roche'un kızınızın katili olduğundan emin misiniz? Evet, elimizdeki delillerin hepsi bunu kanıtlamıyor mu? Damadımla konuştunuz mu? Şu anda Nice'te bulunuyor. Kötü haberi ona ilettiniz mi? İlettik. Cinayet gecesi damadınızın mavi trende seyahat etmekte olduğunu biliyor muydunuz? Londra'dan buraya gelirken son dakikada öğrendim. Karısının trende bulunduğundan haberdar olmadığını iddia ediyor. İnanırım beyler. Bile bile bir rezalete meydan vermek istemiş olması düşünülemez. Size gerçeği bütün çıplaklığıyla anlatmam gerekiyor. Evet, Derek Catering trende yalnız değildi. Yanında meşhur dansöz sevgilisi de vardı. Londra'nın şu meşhur dansözü Mireille. Ha? Evet. Kaç erkeği iflas ettirdiğini sayabilirim size. Damadım da hainin teki. Yakışıklı bir delikanlı.
Dış görünüşü, davranışlarıyla tam bir centilmen. Oysa iç yüzünü ben bilebilirim ancak. Bay Van Elden, size bir soru sormama izin verir misiniz? Sorun, elbette, bekliyorum Bay Poirot. Kızınızın ölümünden damadınızın bir çıkarı falan var mı? Var elbet. $2 milyon paraya konuyor. Bu parayı kızıma düğün hediyesi olarak vermiştim. Çocukları olmadığına göre de bu para kocasına kalacak. Boşanmak üzere olduğu kocasına. Evet. İzninizle ben artık gitmek zorundayım. Hoşça kalın baylar. Olayların akışından beni haberdar edersiniz herhalde. Elbette Bay Poirot. Size her zaman ihtiyacımız var. Güle güle efendim. Sizinle gelebilir miyim? Biraz söyleyeceklerim var da Bay Poirot. Elbette Sayın Van Elden. Buyurun birlikte evime gidelim. Bir şeyler içeriz. Geleyim. Sizinle konuşmak beni mutlu edecek. Şimdi anlattıklarım sizi tatmin etti mi? Etti. Damadınız boşanmak istemiyordu demek. Öyle anlaşılıyor. Şerefli, dürüst bir hayat sürse sesimizi çıkardığımız yoktu. Ama şu dansöz Mirey. Ne yaparsınız Sayın Van Elden? Hayat ummadığımız sürprizlerle dolu. Katlanmaktan başka çaremiz yok. Bir viski daha alır mıydınız? Hayır Bay Poirot, teşekkür ederim. Artık gitmem gerek, izninizle. Güle güle, güle güle. Gönlünüz rahat olsun. Emirlerinizi yerine getirmek üzere elimden geleni yapacağım. Sağ olun Bay Poirot. Rica. Ben de size minnettar kalacağım. Allah'a ısmarladık. Güle güle, güle güle Bay Van Elden. Hoş geldiniz Bay Poirot. Ne yalan söyleyeyim, bu iş şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklüyor insanı. Cinayetin işlendiği gece Kont Nice'de bulunuyormuş. Öyleyse olaylar lehine gelişecek demektir. İçeri alalım adamı. Beni neden çağırdığınızı öğrenebilir miyim acaba? Oturun lütfen Kont Hazretleri. Bayan Catering'in ölümüyle ilgili olarak buraya çağrıldınız. Bayan Ruth Catering'in ölümü mü? Hiçbir şey anlamıyorum. Bu hanımı tanıyordunuz değil mi? Evet, tanıyordum. Ama bunun benimle ilgisinin ne olduğunu anlayamıyorum. Kont Hazretleri Bayan Ruth'un bir cinayete kurban gittiğini bilmiyorlar galiba. Cinayet mi? Aman tanrım. Kulaklarıma inanamıyorum. Maalesef öyle. Paris ile Lyon arasında bir yerde sicimle boğulmuş. Mücevherleri de çalınmış. Vah vah. Bu tür soyguncu katilleri bir an önce yakalayıp adalete teslim etmek gerek. Bayan Ruth'un çantasında el yazınızda yazılmış mektubunuz çıkmasaydı sizi buralara kadar rahatsız etmezdik. Efendim, sizlerden gizleyecek değilim. Bu hanımla uzun yıllardan beri tanışırız. Paris'te buluşacaktınız. Ayın 14. gecesi Lyon'dan trene binmediniz değil mi? Hayır. Çünkü ayın 14'ünün sabahı Nice varmış bulunuyordum. Aynı anda iki yerde birden bulunmama imkan olmadığına göre. Haklısınız. Ancak sırf formalite gereği ayın 14. günü bulunduğunuz yerlere dair tanıklık yapacak kimseniz var mı? Var efendim. Adını sıralayabileceğim pek çok kişi o gün ve o gece Nice'de beni gördüler. Oda hizmetçisini içeriye alın lütfen. Peki efendim. Buyurun. Bayan Ada Mason, bu beye lütfen bir göz atar mısınız? Bu yüzü tanıdınız mı? Yolda trene binen bu adam mıydı? Sayın yargıç, adamı ben sadece sırtından gördüm. Bu nedenle de sorunuza olumlu ya da olumsuz hiçbir cevap veremeyeceğim. Peki, Londra'daki evinde Bayan Ruth bu beyi hiç kabul etti mi? Ben hiç görmedim. Bu beyi ilk kez burada görüyorum. İzin verirseniz Sayın Yargıç, bayana bir soru da ben sormak istiyorum. Buyurun, sorabilirsiniz. Bu bey, Bay Catering'e hiç benzemiyor. Bay Catering mi? Evet, hanımınızın kocası. Onu daha önce hiç görmemiş miydiniz? Hayır, daha önce kendileriyle hiç karşılaşmadım. Yalnız bir gün parkta dolaşırken arkadaşım onu bana uzaktan göstermişti. Hanımınızın hizmetinde sadece 2 aylık bir süre kalmış olduğunuza göre cevabınız doğaldır. Tabii. Evet, Bay Catering'i bir kere de merdivenin başında gördüm, sokağa çıkıyordu. Boyu bosu burada gördüğünüz kişiye benziyor muydu? Bunu düşünmem gerek, kesin bir cevap veremeyeceğim size. Ama evet. Bay Catering de uzunca boyluydu hatırlayabildiğim kadarıyla. Yine de pek emin değilim. Peki, bu kadar soru yeter. Gidebilirsiniz artık. Beni burada daha uzun süre alıp uyuyacak mısınız? Yok, hayır, siz de gidebilirsiniz. Ancak ileride mektubunuz hakkında sorguya çekebiliriz sizi. Teşekkür ederim. Evet, bu iş de bitti. Kontu fazla sıkıştırmamamız daha isabetli diye düşündüm. Adamlarımdan ikisi gece gündüz onu izleyecekler. Ayrıca ayın 14'ünde Nice'de bulunup bulunmadığını da inceleyeceğiz.
Önlemlerinizde büyük isabet görüyorum Sayın Yargıç. Bay Catherington de bu sabah burada olmasını istedik. Önemli değil gerçi ama öğrenmek istediğimiz bir iki nokta var. Ne gibi? Yol arkadaşım Mire ile ayrı ayrı otellere inmişler. Bu durum bana biraz garip gözüktü. Bay Catherine'i içeri alın lütfen. Peki efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Beni çağırmışsınız. Yeni bir şeyler mi öğrendiniz? Oturun lütfen Bay Catherine. Bazı sormak istediklerimiz var da. Buyurun sorun, cevaplamaya hazırım. Karınıza trende rastlamadığınızı iddia ediyorsunuz. Size bunu defalarca tekrarladım. Karımın trende olduğundan habersizdim. İddianız öyle. Size fikrimi açıkça söylememi ister misiniz? Lütfen konuşun. Bence tren soyguncularının isimlerini taşıyan listelere sahip olmanız gerekir. Mavi tren gibi lüks bir trende basit bir soyguna girişilmesi inanılması güç bir durum doğrusu. Bence polisinizin canileri hemen yakalaması gerek. Endişe etmeyin efendim. Caniler er geç yakalanacak. Bu arada tamamıyla özel hayatınızla ilgili bir konuya temas etmek istiyorum. Evet, buyurun. Londra'da uzunca bir süre arkadaşlık ettiğiniz şu dansöz. Dansöz Mirey demek istiyorsunuz herhalde. Evet, ta kendisi. Ne olmuş dansöz Mirey'e? Onunla aynı trende seyahat etmiş olmanıza rağmen aynı otelde kalmıyorsunuz. Bu bize biraz garip göründü de. Evet, Mirey ile aynı otelde kalmıyoruz, bu bir gerçek. Ama nedeni... Evet, nedeni? Nedeni yalnız beni ilgilendirir Sayın Yargıç. Özel hayatımla ilgili bir konu. Özel hayatınızla ilgili olup gene de karışmaktan kendimi alamadığım bir soru daha var. Evet, neymiş? Söylenenlere bakılırsa Bayan Ruth'tan oldukça yüklü bir paraya konuyormuş. Ne demek istiyorsunuz siz? Hem siz kimsiniz? Adım Hercule Poirot. Dünyanın en ünlü dedektifiyim. Karınıza trende rastlamadığınıza emin misiniz? Karımı öldürdüğümü mü ima etmek istiyorsunuz? Öfkelenmem tamamen yersiz. Zira öldürdüğüm kadının mücevherlerini neden çalayım? Onlar zaten benim değil mi? Haklısınız. Zavallı Ruth'un ölümüne o yakutlar sebep oldu. Beraberinde götüreceği duyuldu ve olan oldu. Bu ünlü taşlar daha önce de bazı kişilerin ölümüne sebep olmuştu. Size son bir soru Bay Catherine. Karınızı en son ne zaman görmüştünüz? Aşağı yukarı 3 hafta oldu. Önemli değil. Bilmek istediğim bu kadardı. Artık sorgu bitti mi? Gidebilir miyim? Evet Bay Catherine. Artık çekilebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bay Catherine'e bu yakutlardan ne zaman söz ettiniz? Hiçbir zaman söz etmedim. Yakutlar hakkında ilk konuşan dün Bay Van Eldin oldu. Ama kontun mektubunda yakutlardan söz ediliyordu. Bu mektubu Bay Catherine'e okutmadığıma emin olabilirsiniz. Öyleyse karısının bu mücevherleri birlikte taşıdığını nereden biliyordu? 3 hafta süreyle karı koca birbirlerini görmediklerine göre Bayan Catherine ona bundan söz etmiş olamazdı. Bay Van Eldin'le sekreteri de anlatmış olamazlar. Gazetelere gelince bu mücevherler hakkında son zamanlarda hiçbir haber çıkmadı. Acaba ona bu yakutlardan söz eden kim? Bir kokteyl daha verir misiniz? Teşekkür ederim. Aa. Beni gördüğüne pek sevinmişe benzemiyorsun. Hanımefendi Londra'dan ne zaman ayrıldılar? Sizinle burada karşılaşmayı hiç beklemiyordum doğrusu. Londra'dan ayrılalı 1-2 gün oldu. Her şeyi yüzüstü bırakıp buralara geldim. Hayret. Beni gördüğünüze memnun olmadınız mı? Hanımefendi öğle yemeklerini burada mı yiyecekler? Evet, burada. Hem de sizinle birlikte. Çok önemli bir randevum var. Ya. Şu erkekler de amma kaprisli oluyorlar. Benim için yaptıklarını çok iyi biliyorum koca bebek. Batacak gemiyi önce fareler terk eder diye Londra'da anlaşmaya varmıştık sizinle. Aynı konuya neden dönüyorsunuz? Anlamazlıktan gelir gibisin. Hı? Ama hiç merak etme. Yapman gerekenleri sana Londra'da ben öğrettim. Kimselere sır verme. Neden söz ettiğinizi hiç anlamıyorum. Beni rahat bırakır mısınız lütfen? Kavga ettiğimizi sanacaklar. Kötü günler artık gerilerde kaldı. Zengin ve rahat bir hayata kavuştuk artık. Demek kaçan fareler gemiye geri dönüyorlar. Aman ne, öyle ya. Önümüzde yenecek $2 milyon var. Bunu da sizden iyi hiç kimse başaramaz. Derek, ne oluyor sana, çıldırdın mı? Neler söylediğinin farkında mısın? Neler söylediğimi çok iyi biliyorum. Sizinle bir ilişkim yok artık benim. Bundan sonra da olmayacak, anlaşıldı mı? Öğle yemeğinizi başkasıyla yiyorsunuz demektir. Evet. Hipolit, kahve ile likörümü terasa getirir misiniz? Yeşilliklerin altında oturmak istiyorum biraz. Baş üstüne efendim, derhal getireyim.
Yalnız dışarıda bir ziyaretçiniz var. Sizi bekliyor. Kim acaba? Zannedersem Kont Hazretleri, kendilerini tanımıyorsunuz. Günün bu saatinde beklenmedik bir ziyaretçi. Çok garip. Alın içeriye. Peki Kont Hazretleri. Kont. Buyurun efendim. Adım Mirey. Duymuşsunuzdur sanırım. Elbette. Harikulade güzel danslarınızla herkesi büyülediğinizi biliyoruz. Görüyorsunuz ki buraya hiçbir formaliteye başvurmadan geldim. Buyurun hanımefendi. Şöyle oturmaz mısınız? Oturayım. Bu şerefi neye borçluyum hanımefendi? Doğrudan doğruya konuya gireceğim. Emniyet müdürlüğünde çok yakın dostlarım var. Sizi Bayan Ruth Catherine'i öldürmekle suçluyorlar. Ben Bayan Catherine'i mi öldürmüşüm? Evet. Sizi Ruth Catherine'in katili sanıyorlar. Fakat yanılıyorlar. Herkes dedikodu yapabilir hanımefendi. Bu tür anlamsız dedikodulara kulak asmamak gerek. Fakat hakkınızdaki şüphe dedikodulardan da öteye giden bazı kanıtlara dayanıyor. İnanın bana, gerçeği söylüyorum size. Bu sefer polis peşinizde. Oysa gerçek katili tanıyorum ben. Tanıyorsunuz demek. Evet. Gerçek katilin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Katil Ruth Catherine'in kocası. Ya. Bay Catherine'dir. İzin verirseniz bu ayrıntıyı size kimin anlattığını sorabilir miyim? Kimse anlatmadı. Kendi söyledi. Londra'da. Nisa hareketinden evvel. Gırtlağına kadar borç içindeydi. Karısını öldürüp parasına konmaktan başka hiçbir çaresi yoktu. Hem neden karısından habersiz, karısının bindiği mavi trene binmiş olsun? Hı? Gece yarısı. Kimseden habersiz. Öldürüp ondan kurtulmak için. Olabilir, olabilir. Yine de yakutları o çalmadı. Yakutlar. Evet, yakutları. Peki bayan, benden ne yapmamı istiyorsunuz? Polise gidip her şeyi açıkça anlatmanızı. Bayan Ruth Catherine'i kocasının öldürmüş olduğunu açıklamanızı. Ya bana inanmazlarsa? İnanmayanlar çıkarsa onları da bana gönderin. Hadi ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Güle güle bayan Mirey. Güle güle. Öfkelem kuduruyor. Nedenini anlamak mümkün değil tabii. Ancak bu işe karışmaya hiç niyetim yok. Beni ilgilendiren konu bambaşka. Bayan Catherine'i kocası öldürmüş. Bana ne? Fakat polis... Polis benden şüphe ediyormuş. Kadın delinin biri ama... Ya bir bildiği varsa... Ya gerçekten polis benden şüphe ediyorsa... Polit! Hipolit! Buyurunuz efendim. Bugünlerde villaya tanımadığımız ziyaretçiler gelebilir. Seni yahut karın Maria'yı konuşturmaya çalışabilirler. Evet efendim. Hakkımda sorular sorabilirler. Evet efendim. Bildiğiniz üzere ben buraya salı sabahı geldim. Polisten de gelirlerse bu önemli noktayı lütfen aklınızdan çıkarmayın. Ayın 15'i çarşamba değil, ayın 14'ü salı günü villaya gelmiş bulunuyorum. Bunu Maria'ya da sıkı sıkıya tembih edin. Kont Hazretleri hiç merak etmesinler. Çok iyi. Şimdi gidebilirsiniz. Bu da oldu. Şimdi gidip yakutlarımızı alalım. Paketi duvarın içindeki kasama saklamıştım. Açalım bakayım. Hah, bu da oldu. İşte minik paketim şuracıkta duruyor. Şimdi şu iki tel saçı kasanın kapısının arasına sıkıştırayım. Bakalım birileri gelip araştıracak mı ortalığı. Hadi bakalım. Yola koyulayım şimdi. Bir an önce postaneye yetişmem gerek. Şu küçücük arabamın motor gücünü hiçbir araba yetişemez. Yol düzgün ve güzel. Fakat deminden beri gri renkli bir araba peşimde. Beni izliyorlar demek. Gaza biraz daha basmalı. Postane şurada. Beni izleyenleri iyice şaşırttım galiba. Kimseler yok. Çabucak işimi görün. Sabah hava ne güzel. Şu ağacın gölgesine oturalım. Mimozaların bayıltıcı kokularından içim gidiyor. Kahvaltımızı şuracıkta yapsak ne dersiniz? Olur derim. Sabah hava gerçekten nefis.
Ne olursa olsun Lennox, lüks hayatın nimetlerini bilmek gerek. Hele benim gibi ömrünün bütün kışlarını İngiltere'nin çamurlu, rutubetli havasında geçirmiş biri için. Geçmişi geride bırakmanız gerek artık. Bizlerle birlikte siz de yüksek sosyeteye mensup birisiniz. Çamurlu ve tek düze günlerinizin sisli hayalleri bugününüzün taze güzelliğine gölge düşürmemeli. Bakın, dün Derek Catherine'le öğle yemeği yemişsiniz. Bunu da nereden çıkardınız Lennox? Derek'i çocukluk yıllarımdan beri tanırım. Hiçbir kadına papuç bırakacak biri değildir o. Ama siz başka. Size karşı ilgisini daha ilk günden anladım. Size öylesine hayranlık dolu bakışlarla süzüyordu ki. Biraz abartıyorsun Lennox. Evet, Derek son derece nazik, yakışıklı. Hanımlara karşı nasıl davranılması gerektiğini bilen bir adam. Ancak... Ona karşı hiçbir sevgi taşımıyor musunuz? Bilmem. Ona karşı ne duygular beslediğini henüz bilemiyorum. Bazı davranışları sizi hayal kırıklığına uğratmış olmalı. Evet, evet, orası öyle. Karısının ölümünden söz ederken... Tanrı'nın bir lütfu olarak öbür dünyaya göç etti, ben de parasına kondum diyor. Dediklerine bakmayın siz onun. Derek size sırılsıklam aşık. Yoksa sizinle böyle konuşamazdı. Bayan Catherine Gray'i telefondan istiyorlar efendim. Bakın bakalım arayan kimmiş? Bay Hercule Poirot beni Nice'deki oteline götürecekmiş. Van Elden'le görüştürmek için. Nazik, kibar bir adam. Çok da bilgili. Bir saat sonra arabasıyla gelip alacak beni. Aman ne güzel. Bu cinayet konusu sizin için günlük bir uğraş haline geldi adeta. Okuduğunuz romanı birlikte çözümleyeceğimize dair söz vermiştim size. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum Bay Poirot. Soruşturmaları sürdürdüğümü de biliyor musunuz? Katili bulacağınıza dair Bay Van Elden'le bir anlaşma yaptığınızı biliyorum. Ya Comte de La Roche'u? Hayır. Bu ismi ilk kez sizden duyuyorum. Şimdi bu adamın peşindeyiz. Yüksek sosyeteden hanımlara musallat. Onların mücevherlerini çalan uluslararası bir dolandırıcı. Ya, yüksek sosyeteye mensup mücevher soyguncusu da ne çokmuş. Zavallı Bayan Catherine'in ilk göz ağrısı bu adam işte. Kendine kont filan dedirtiyor ama hepsi palavra. Bence alelade bir sahtekar o. Bakın şu ufak paketi. Usulca açar mısınız? Hı hı. Açayım. Yakut. Bunlar ne şahane yakutlar. Rus İmparatoriçesi Büyük Katerina'nın ünlü kolyesi. Ortadaki şu iri taşı görüyor musunuz? Çok. Güzel bir taş. Ateşten yürek adını taşıyan taş bu işte. Bunları dün Comte de La Roche emaneten postaneye bıraktı. Tabii adamı günlerdir adım adım takip ettiğimizden postanedeki memur da adamımızdı. Mücevherler Comte'un elinde bulunduğuna göre katil de Comte oluyor demektir. Görünüşte öyle. Ancak buna katılmıyorum ben. Ben de. Comte gibi bir sahtekar para için adam öldürmez. Anlattıklarınıza bakılırsa korkağın tekidir o. İşte böyle Bayan Gray. Gördüğünüz gibi dedektif Poirot vaktini boş şeylerle uğraşarak geçirmiyor. Ben de öyle düşünüyorum efendim. Dün Derek Catherine'le öğle yemeği yemişsiniz. Evet. Lady Templin'in evinde tanışmıştık onunla. Dikkat edin. O da sağlam ayakkabı değil. Tabii mavi trende de görmüştünüz onu daha önce değil mi? Evet efendim. Vagon restoranda. Hayır efendim. Ona karısının kompartmanına girerken rastlamıştım. Garip bir şey. Bayan Gray, verdiğiniz ifadede Lyon'da geceliğin uyandığınızı ve trenin penceresinden dışarı bakmış olduğunuzu söylediniz. Acaba istasyonda Comte de La Roche'a benzeyen ince uzun boylu esmer birinin trenden indiği gözünüze çarptı mı? Hayır, trenden hiç kimsenin indiğini görmedim. Hayır, daha doğrusu evet. Zayıf, kasketli bir delikanlı trenden indi. Ancak o da peronun bir yanından öbür tarafına geçiyordu. Onun gibi tren işçileri de dışarıda geziniyorlardı. Comte de La Roche'u tutuklayamamamızın bir nedeni var. Güya Comte Hazretleri villalarına ayın 15'inde değil ayın 14'ünde varmışlar. Bu da cinayet gecesi mavi trende bulunmadığını kanıtlar. Ancak bu tür bir delili Poirot gibileri pek kolay yutmaz. Gerçi Comte Hazretlerinin bugüne kadar adaletin pençesinden kendilerini kolaylıkla kurtardıkları bir gerçek.
Ancak bu sefer göreceksiniz ki işler bu kadar kolay olmayacak. Diyelim öyle olsun. İşinizi bilen usta bir dedektifsiniz. Ah, Bayan Bey, az daha unutuyordum. Bakın şu cebimden çıkardığım sigara tabakasına. Bayan Catherine'in kompartmanında buldum. Üzerinde K harfi var. İsminizin baş harfi. Sizin olduğunu düşünerek getirdim. Bu benim değil ki. Evet, üzerinde gerçekten K harfi var. Çok güzel bir kılıf. Ama inanın benim. Kimin acaba? Bayan Catherine'in olmalı. Gerçi el çantasında kendi sigara tabakasını bulduk ama bu ikincisi olmalı. Yolumuzun sonuna geldik. Bay Van Elden'le kısa bir görüşmemiz olacak. Bay Papopoulos, sizi sabah kahvaltınızda rahatsız etmek istemezdim ama biri sizi kapıda bekliyor. Çok acele olduğunu da söylüyor. Buyurun, kartı. Ver bakalım, bir göz atayım şuna. Şu bizim meşhur dedektif Hercule Poirot. Sabahın bu erken saatinde ne ister ki? İçeri alayım mı efendim? Al, görüşelim biraz. Hoş geldiniz Bay Poirot. Sabahın bu erken saatinde sizi buraya hangi rüzgar attı? Hoş bulduk Bay Papopoulos. Sizinle günün ilk saatlerinde karşılaşmak ne güzel. Siz de bir şeyler yemez miydiniz? Hayır, teşekkür ederim. Sabah erkenden kahvaltımı edip geldim. O halde buyurun oturun. Efendim, önce şu kadife kutunun içindekilere bir göz atar mısınız? Sizin gibi yetkili bir antikacının bunlar hakkında yargısı beni çok ilgilendiriyor. Verin bakayım. Buyurun. Gerçekten güzel bir kolye. Tüm taşları yakut. Bunların değeri hakkında bana fikir verebilir misiniz? İşçilik çok güzel. Maddi değerlerini soruyorum. Yarım milyon dolar eder mi? Yarım milyon dolar mı? Fakat bunlar sahte. Tahmin etmeliydim bunu. Gördüğünüz gibi bu sahte yakutlar Comte de La Roche'un elinden çıktı. Tabii gizlice ele geçirdik. Comte de La Roche mu? Hı-hı. O da kim? Mavi trende katledilen ve mücevherleri çalınan milyarder bayan Catherine'in sevgilisi. Hayret! Gazeteler hiç de böyle bir ayrıntıya girmemişti. Bu ayrıntılar kamu yararına basından gizlendi. Demek hala faaliyet gösteriyorsunuz Bay Poirot. Bu kez özel kişi hesabına Bayan Catherine'in katilini bulmakla görevlendirildim. Öldürülenin babası Van Elden görevlendirdi beni. Yakutlar bizi ilgilendirmiyor. Amacımız katilin yakasına yapışmak. Anlıyorum durumunuzu. Garip bir rastlantı sonucu. Siz de liste bulunduğunuza göre hakiki yakutların el değiştirmiş olmasından haberdarsınızdır diye düşündüm. Buraya doktor tavsiyesiyle geldim ben. Vah. Geçmiş olsun Bay Papopoulos. Teşekkür ederim. Hatırlar mısınız? Tam 17 yıl önceydi. Size emanet edilen paha biçilmez bir zümrüt kasanızdan kaybolmuş, hırsız da toz oluvermişti. Hatırlıyorum Bay Poirot. Çok iyi hatırlıyorum. Mücevheri ele geçirdiğim takdirde ömrünüz boyunca bana minnettar kalacağınıza dair söz vermiştiniz. Hayatımın en acı günlerinden söz ediyorsunuz. İşte ben Hercule Poirot o paha biçilmez mücevheri ele geçirmiş, size teslim etmiştim. Unutmadım bunu. Bu minnetinize karşılık bana ufacık bir yardımda bulunmanızı istiyorum. Ne gibi bir yardım? Bu yakutlar halen kimin elinde? Kendine markir edirten birinin elinde. Onları size kim getirdi? Bir hanım. Adını sanını bilmediğim bir kadın. Şimdi ödeştik mi? Ödeştik Bay Papopoulos. Size bu kez teşekkür eden ben. Daha fazla rahatsız etmeyeyim. Hadi Allah'a ısmarladık. İyi günler. İyi günler Bay Poirot. Şimdi hemen postaneye gidip Scotland Yard'da bir telgraf çekeceğim. Telgraf gayet kısa olmalı. Marki lakabını kullanan biri hakkında öğrendiklerinizi bildirin. Veya buna benzer bir şey. Bu işte oldu. Şimdi gelelim diğer kozlarımıza. Bay Van Elden odalarından. Bir telefon edeyim beyefendi. Kim diyeyim? Dedektif Hercule Poirot deyin lütfen. Hay efendim. Alo, Bay Van Elden odalarında mı? Dedektif Poirot olduğunu söyleyen bir bay kendilerine görüşmek istiyor. Yukarı gelsinler mi? Peki efendim. Bay Poirot buyurun. Yukarıda Bay Van Elden sizi bekliyorlar.
Oo, hoş geldiniz. Buyurun lütfen Bay Poirot. Hoş bulduk efendim. Nasıl, soruşturmanız ilerliyor mu? İlerliyor efendim. Biraz sabır gerekli. Unutmadan şu kutuya bakar mısınız lütfen? Kızım Ruth'a hediye ettiğim yakutlar. Fakat nereden buldunuz bunları? Heyecanlanmayın Bay Van Elden. Bunları Kont de La Roche'dan elde ettim. Vay katil herif vay. Demek kızımı öldüren Kont de La Roche'muş. Bundan artık hiç şüphem kalmadı. Fakat bu yakutlar sizin kızınıza hediye ettiğiniz yakutlar değil ki. Hı? Evet Sayın Van Elden. Bu gördüğünüz yakut kolye hakikisinin güzel bir kopyası. Yani sahte. Sahte mi? Yanlış anlamadınız efendim. Bunlar sahte yakutlardır. Ya. Acaba hizmetçi Mason'a bir iki soru daha sorabilir mi? Tabii sorabilirsiniz elbette. Bana Mason'ı gönderir misiniz? Peki efendim. Hemen buraya göndereyim. Buyurun. Buyurun Mason. Dedektif Hercule Poirot'un sorularına cevap verir misiniz? Peki efendim. Buyurun oturun. Oturun buyurun. Konuyu yeni baştan gözden geçirmek gerek. Döne dolaşa hep trendeki adama gelip takılıyor bütün esrar. Paris'e varmadan trene bindiğini iddia ettiğiniz uzun boylu, esmer şapkalı ve pardösülü adam hakkında. Evet efendim. Bu adamın Kont de La Roche olabileceğini iddia ediyorsunuz. Acaba bu söz ettiğiniz adam Bay Catherine'in kendisi olamaz mıydı? Bilemem efendim. Adamın yüzünü göremedim. Sırtı bana dönüktü. Durumu çok iyi anlıyorum. Bay Catherine'i daha önce görmüş müydünüz? Hanımınız Bayan Ruth Catherine'e hizmet ettiğiniz 2 ay içinde demek istiyorum. Bay Catherine'le karşılaştınız mı? Belli nedenlerden dolayı Bay Catherine eve hemen hiç uğramazdı. Bir gün başka bir hizmetçi arkadaşımla birlikte parkta karşılaştık. Yanında Bayan Mireille vardı. Bay Catherine'i bana arkadaşım gösterdi. Peki bu iki karşılaşma size Bay Catherine'in boyu, posu, duruşu hakkında bir fikir vermiş olmalı. Acaba bu yönleri itibariyle Bay Catherine ile Kont de La Roche arasında bir benzerlik bulunabilir mi? Bilemeyeceğim efendim. Soruma cevap vermeden önce düşünün biraz. Her ikisi de uzun boylu, esmer, böyle geniş omuzlu değil mi? Evet orası öyle. İkisini karşılaştırınca size hak vermemek mümkün değil. İşler gerçekten dediğiniz gibi geçmiş olabilir. Teşekkür ederim Bayan Mason. Gidebilirsiniz. Gitmeden şu önemsiz nokta hakkında cevap verebilir misiniz? Şu sigara tabakası Bayan Catherine'in miydi? Hayır efendim değildi ancak... Ancak? Bayan Ruth Catherine'in kocasına hediye etmek üzere bir sigara tabakası satın aldığını çok iyi hatırlıyorum. Ancak onu kocasına verdi mi vermedi mi bilemeyeceğim. Peki bayan, bilmek istediklerim bu kadardı. Gidebilirsiniz. Ne yani? Delikten mi şüphe ediyorsunuz? Oysa elimizde kontun suçluluğunu kanıtlayan çalınmış yakutlar var. Telaşa kapılmayın lütfen. Kendi muhakeme tarzı ve metotlarıma göre soruşturmayı derinleştirmekle meşgulüm. Başından beri kontun suçluluğunu inkar etmeye yönelik bir yaklaşımınız var Poirot. Şimdi bu durum tam olarak su yüzüne çıkmış bulunuyor. Lütfen kontun yakutları neden elinde bulundurduğunu açıklar mısınız bana? Efendim, kont gibi kişiliksiz ve korkak biri mücevher çalmak için adam öldürmeye yetecek güce sahip olamaz. Kontun amacı zavallı kızınızı yakutların tarihçesiyle ilgili bir kitap yazmakta olduğuna inandırarak gerçek yakutları ele geçirmek ve sonra da yerlerine sahtelerini koymaktı. Öyleyse yakutların hakikilerine ne oldu? Biri konttan önce davranarak yakutları eline geçirdi. Konttan önce davranan kişinin şimdi derik olduğuna mı inanıyorsunuz? Şimdi değil Bay Van Elden. Ta işin başından beri damadınızdan şüphe ettim. Paris'ten sonra karısının kompartımanına giren adamın dış görünümüyle aynı benzerliği gösteriyor. Uzun boylu, geniş omuzlu, esmer. Biraz evvel oda hizmetçiniz Mason bu benzerliği kabul etti. Kızım Ruth'u Derek mi öldürdü diyorsunuz? Öyleyse mücevherleri niye çalsın? Damadınız iflasın eşiğine gelmişti. Üstelik kızınız da ondan boşanmak istiyordu. Mücevherleri çalmak suretiyle olaya adi bir hırsızlık süsü vermiş olmayı isteyebilir. Peki hakiki mücevherler şimdi nerede? İşte ben de bu noktayı aydınlatmaya çalışıyorum. Bana itimat edin lütfen ve tecrübelerime karşı biraz sabırlı olun. Günaydın Bay Poirot. Günaydın Bayan Grey, günaydın Bay Catherine. Günaydın Bay Poirot. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Gitti.
Ne harikulade kadın. Gerçekten harikulade bir hanımefendi. Ancak izninizle size eski bir İngiliz atasözünü hatırlatmak isterim. Yeni bir aşka başlamadan eskisine son vermek gerek. Ne demek istiyorsunuz? Ne demek istediğimi anlamak istiyorsanız lütfen başınızı çevirip arkanızdaki arabaya bakın. Nereye? Londra'daki dansöz. Canı cehenneme. Ondan ayrılalı uzun zaman oldu. Ondan ayrıldığınız doğru. Ancak o da ayrıldı mı sizden? Bu tür kadınlar 2 milyonu olan adamın peşini kolay kolay bırakmaz bilirsiniz. O da sizin bileceğiniz iş. Hayat tecrübelerim bütün kadınların aşağı yukarı aynı hamurdan yoğrulduğunu öğretti bana. Bir tanesi dışında tabii. Biraz önce size Allah'a ısmarladık diyen Bayan Gray. Onun hakkındaki niyetlerim ciddidir Bay Poirot. Bayan Gray ile evlenmek istiyorum. Tanrı işinizi rast getirsin derim. Evet, benim de gitmem gerek. Yapılacak sürüyle işim var. Hadi size iyi günler. İyi günler. Beyefendi sizi görmek isteyen biri var. Görüşmek istiyormuş. Küçük salona aldım. Adı neymiş? Adını söylemek istemedi. Sizi tanıyormuş. Pekala, küçük salona gideyim öyleyse. Fakat bu adam Comte de la Roche'un ta kendisi. Ne isteyebilir ki benden? Bu ziyaretinizi neye borçluyum Sayın Kont? Ortak bir menfaatimiz saklanır. Rica ederim kısa konuşun, fazla vaktim yok. Karınızın ölümü nedeniyle önce başsağlığı dileyim. Bir küstahlık daha ederseniz kapı dışarı attırırım sizi. Karım öldü. Arkasından yapacağınız rezaletlerden de korkun kalmadı artık. Karınız öldü ve siz büyük bir mirasa kondunuz. Size ne bundan? Siz milyonlara konarken polis benden şüphe edip adım adım beni izliyor. Beni hem katil hem de hırsız sanıyor. Oysa yemin ederim ki bu işlerin hiçbiriyle ilgim yok. Sayın Kont, bu işin yasal yönleriyle sorgu yargıcı ilgileniyor. Bunları kendisine rahatlıkla anlatabilirsiniz. Kanun adamlarını ikna etmek çok zor. Oysa elimde aleyhinize olan önemli kanıtlarım var. Bunları polise açıklamakla vicdani bir görevimi yerine getirmiş olurum sanıyorum. Ne bekliyorsunuz benden? Mali sıkıntılarım var. Para sıkıntısı çekiyorum. 100 bin dolarlık bir çek vicdanımı biraz olsun rahatlatabilir. Şantaj yapıyorsunuz demek. Oysa ben şantaja falan papuç bırakacak cinsten biri değilim. Ne haliniz varsa görün. Fakat elimdeki kanıtı bilseniz benimle bu şekilde konuşmazdınız. Neymiş o elinizdeki kanıt? Bayan Mirey, aleyhinizde çok önemli bilgilere sahip. Yine mi o? Cehennem dibine kadar gidebilir. Bildiklerini o da sorgu yargıcına açıklasın. Hadi gidiyorum. Sadece 100 bin dolar beyefendi. Size metelik bile vermeyeceğimi hemen açıklamam gerekiyor. Güle güle Kont Hazretleri. Bu duruma bir son vermem gerek. Biri tehdit ediyor, öteki şantaj yapıyor. Oysa karımla aynı trende seyahat ediyorduk sadece. Ortada aleyhimde hiçbir kanıt yok. Hemen gidip Mirey'i bulayım. Bütün işler o yılanın başının altından çıkıyor. Bayan Mirey. Derek, sen misin? Evet, benim. Ah, bana geri döneceğini biliyordum sevgilim. Senden bir an olsun bile şüphe etmedim. Comte de la Roche'u neden bana gönderiyorsun? Comte de la Roche mu? Evet, onu. Fakat onu sana ne diye göndereyim? Şantaj yapıp para koparmak için. Ah, öyle ya. Bu tür bir adamdan başka şey beklenemezdi zaten. Sana olanları anlatayım. Geçen günkü hareketlerin üzerine son derecede öfkelenmiş ve kendisine giderek seni sorgu yargıcına ihbar etmesini söylemiştim. Ama merak edilecek bir şey yok. Başka hiçbir açıklamada bulunmadım. Aklımı bu derecede kaybetmiş değilim. Gel sevgilim. Gel canım. Güzel başını bir kerecik olsun. Ah, beni rahat bırak. Aramızdaki her şeyin bittiğini daha önce de söylemiştim. Bu tür davranışın canımı sıkmaya başladı. Demek başka bir kadına aşık oldun ha? Gördüğüm o İngiliz kızı. Evet, ona aşık oldum ve onunla evleneceğim. Başka bir diyeceğim var mı? Var. Karını sen öldürdün. Tren Lyon'a varmadan biraz önce karının kompartımanından çıkarken kendi gözlerimle gördüm. Hatta biraz daha fazlasını da biliyorum. Sen kompartımandan çıkarken karın öldürülmüştü. Artık birbirinden hiçbir şeyi gizlemeyen iki samimi arkadaş olduk sayılır. Öyle değil mi Bayan Gray? Hı? Elbette iyi iki arkadaş sayılırız. Bu arkadaşlık bana bir tür gurur veriyor Bay Poirot. Sizin gibi önemli birinin güvenini kazanmak gerçekten güzel bir şey.
Bugün park ne kadar güzel. Ya. Her yer rengarenk çiçeklerle dolu. Size ilk andan beri beslediğim güvene layık bir kişisiniz Bayan Gray. Ama Sözümü kesmeyin. Bulunmaz bir insansınız siz. Ancak bu cinayete karışmakla olmadık insanlarla da karşılaşmak zorunda kaldınız. Ne demek istediğinizi açıklar mısınız? Böyle kapalı sözler bana göre değil. Önce şu soruyu sorayım size. Bay Van Elden'in sekreteri Bay Knighton için ne düşünüyorsunuz? Kibar bir adam, beğeniyorum onu. Cevabınız açık. Bu konuda hiçbir kuşkuya yer yok. Size bir soru daha soracağım. Hı hı. Eğer saygısızlık kabul etmezseniz tabii. Rica ederim Bay Poirot. Benimle ilgilenmeniz gurur veriyor yalnızca. O halde sorum şu. Bay Derek Catering'i seviyor musunuz? Onu o kadar hastalıyorum ki. Ama bu soruma bir cevap değil ki. Bence cevaptır. Bana öyle geliyor ki Bayan Gray, bazı erkekler kadınların üstünde büyüleyici bir etki yaratmayı başarıyorlar. Kont de la Rouche'dan söz ediyorsunuz galiba. Kont'tan çok daha tehlikeli erkekler bilirim ben. Bunlar gamsız, cüretkar insanlardır. Siz de bu özelliklerin etkisi altında büyülendiniz. Ümidim duygularınızın bundan öteye geçmemesi, yerinde kalmasıdır. Çünkü sözünü ettiğim adam size karşı samimi duygular taşıyor. Kim bu adam? Sevdiğiniz adam basit bir dolandırıcı değil. Aynı zamanda bir katildir de. İzninizle sizi düşüncelerinizle baş başa bırakayım. Hem zaten o da buraya doğru geliyor bakın. Bayan Gray, ne güzel bir gündü. Oyundan geliyorum. Kumarda bir hayli para kaybettim. Kumar kanınıza işlemiş değil mi? Evet Bayan Gray. Bu tutkum uğruna varımı yoğumu satmaya hazırım. Çok kötü bir şey bu. Bayan Gray, sizinle önemli bir şey görüşmek istiyordum. Bildiğiniz gibi karımı öldürmekle suçlanıyorum. Yok kaçmayın. Sizinle tekrar kim bilir ne zaman karşılaşabileceğim. Lütfen dinleyin beni. Dinliyorum Bay Catering. Karımla çok mutsuz bir evlilik yaptım. Yıllarca acı çektim. Ben de kendisine iyi davranmış sayılmam. Ancak şuna bütün kalbimle yemin ederim ki karımı ben öldürmedim. Öyle mi? Geçen gün yalan söyledim size. Karımın kompartmanına girmediğimi söylemiştim. Zorunluydum bu yalanı söylemeye. Açık açık anlatabilirdiniz her şeyi polise. Anlatamazdım Bayan Gray. O zaman karımın katili diye hemen tutuklarlardı beni. Oysa olaylar şöyle gelişti. Dansöz Murray karımın Comte de la Rouche'la buluşacaklarını haber vermişti bana. Gizli gizli karımı kolluyordum. Kompartmanına girdiğimde onunla son kez anlaşmak, işi tatlı bir sona bağlamak istiyordum. Oysa içeri girdiğimde onun yatağında yüzü duvara dönük bir vaziyette uyuyor buldum. Bir an uyandırmayı düşündüm, sonra vazgeçtim. Garip bir ön seziyle kompartmanından çıktım. İşte hepsi bu. Gray. Efendim? Gray, sizi sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? Bakın Bay Knight'ın bu tarafa doğru geliyor. Oysa ben bu konuyu bir sonuca bağlamayı çok istiyordum. Neyse, Lady Templin rahatsızmış. Ben de onun yanına gideyim bari. Güle güle Bay Derek, güle güle. Günaydın Bayan Gray. Günaydın Bay Knight'ın. Yanınıza oturmak onurunu bağışlar mısınız? Size söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Buyurun. Sizi ilk gördüğümde işte hayatımın kadını demiştim. Gönlümün bu tatlı sırrını açıklamakta belki acele ediyorum ama size bir daha rastlamak mümkün olmayabilir benim için. Oysa bilmenizi istediğim öyle çok şey var ki. Ama bunları açıklamanın da zamanı gelecek. Birbirimizi tanımaya hiç fırsat bulamadık. Zamanınızı almak istemem ama sizinle biraz konuşmak istiyordum Bay Poirot. Buyurun, buyurun sizi dinliyorum. Canımı sıkan bir sorun var. Onu açmak istiyordum size. Halinizden belli. Açıkça konuşabilirsiniz benimle. Şu Mirey denen dansöz hakkında. Ha, Bay Catering'in meşhur sevgilisi. Geçen gün Bay Van Elden'e bir mektup yollamış. Hmm. Kendisiyle acele görüşmek istediğini yazıyordu mektupta. Oysa Bay Van Elden'in bu kadına karşı beslediği olumsuz duyguları biliyorsunuz. Evet, orası öyle. Görüşemeyeceğini açıklayan çok kısa bir mektup yazdırdı bana. Oysa Mirey bu sabah alelacele otele gelerek Bay Van Elden'e kartvizitini gönderdi. Kesinlikle görüşmek istiyordu. Bay Van Elden çok kızdı buna ve beni aşağı yollayarak kadını geri çevirmemi istedi. Anlıyorum. Konu oldukça ilginç. Evet. Bay Van Elden'in isteğini yerine getirmek zorundaydım. Oysa olaylara değişik açıdan bakıyorum ben. Bu kadın mavi trende yolculuk ettiğine göre bir şeyler görmüş ya da duymuş olabilir.
bizlere önemli ipuçları verebilir. Olaylara bakış açınızı ben de paylaşıyorum Bay Knight'ın. Bay Van Elden pek safça hareket etmiş olabilir. Patronumun mesajını bir hayli değiştirerek ilettim kadına. Bay Van Elden'in çok meşgul olduğunu ve kendisini dinlemeye beni yetkili kıldığını bildirdim. Ama hiç kulak asmadı bana. Öfkeyle çekip gitti. Bu dansöz hanımın nerede kaldığını biliyor musunuz? Biliyorum. Öyleyse hemen birlikte gidelim. Memur bey, otelinizde kalan bayan Murray'e şu kart vizitleri götürür müsünüz lütfen? Çok acele olduğunu söyleyin. Peki efendim. Kart vizitlerimizin arkasına Bay Van Elden tarafından diye not düşmüşsünüz. Bu tür işlerde insan biraz da kafasını çalıştırmalı. İşi siz bana bırak. Bayan Murray odasında sizleri bekliyor. Şu taraftan efendim. Buyurun, girebilirsiniz içeri. Günaydın Bayan Murray. Sizi rahatsız etmek istemezdik ama bizi Bay Van Elden gönderdi. Kendi niye gelmemiş acaba? Benim müthiş bir boğaz ağrısına tutulmuş. Pek konuşamıyor. Sizinle görüşmeye bizleri yetkili kıldı. Ancak tabii iyileşmesini bir iki hafta beklemeyi göze almazsanız. Daha fazla beklemeyi göze alamam artık. Bekledim de ne oldu sanki? Başından beri tehditlerime hiç kulak asmadı. Derrick'in şu İngiliz kadınıyla evlenmek istediği doğru mu? Delicesine aşık olmuş o kadına. Karısını o öldürdü. İşte diyeceğim bu kadar. Londra'da bana mali durumunun bozukluğundan, iflasın eşiğine geldiğinden, oysa karısının bir kazaya falan kurban gitmesi halinde her şeyin düzeleceğinden övünerek söz etti. Demek karısını öldürdüğünden eminsiniz. Hem de nasıl? Biliyorum bunu. Ancak polis böyle bir ifade karşısında sizden kanıt isteyebilir. Mavi trende karısının kompartımanından çıkarken gördüm onu. Ne zaman? Trenin Lyon'a varmasından biraz önce. Söylediklerinizin doğru olduğuna yemin edebilir misiniz? Ederim. Öyleyse önümüzde kaybedecek zamanımız yok. Bizimle birlikte sorgu yargıcının yanına kadar gitmeyi kabul edersiniz herhalde. Tabii. Anlattıklarınız çok ilginç bayan. Demek Bay Catering işlemeyi tasarladığı suçtan size övünerek söz etti. Hem de nasıl? Karısının sağlıklı bir kadın olduğundan, ancak umulmadık bir anda, umulmadık bir kazanın her şeyi düzeltebileceğinden söz etti. Fakat bu ifadenizle bayan, suça ortak olduğunuzun farkında mısınız? Hiç de değil. Peki Londra'daki tüm iş anlaşmalarınızı bozup Nice'e neden geldiğinizi söyler misiniz bana? Sevdiğim erkeğin peşinden gitmek için. Seven bir kadın için bundan daha tabii ne olabilir ki? Ha, demek Nice'e gitmekle Bay Catering'in arzusuna boyun eğdiniz. Bu ve buna benzer durumlarda ben ancak kendi arzularıma boyun eğerim. Peki, Bay Catering'in suçlu olduğu kanısına ne zaman vardınız? Demin de söylediğim gibi, Bay Catering'i trenin Lyon'a varmasından biraz önce karısının kompartımanından çıkarken gördüm. Öyle garip bir suratı vardı ki. Gözleri... Tabii önce hiçbir şeyin farkına varamadım. Ya sonra? Tren Lyon'dan ayrıldıktan sonra Bayan Catherine'in öldürülmüş olduğunu öğrenince gerçekleri tahmin ettim. O zaman da polise gidip bu gerçekleri anlatmadınız. Sevdiğim adama ihanet mi edecektim? Yok, böyle bir şey seven bir kadından istemeye hakkınız yok. Ama şimdi, şu anda... Şimdi durum farklı. Bana asıl ihanet eden o. Bu tür bir hakareti sessizce karşılamamı isteyemezsiniz benden. Peki efendim. Verdiğiniz ifadeyi bir kere gözden geçirir misiniz lütfen? Eksik ya da fazla bir şey olmasın. Okuyayım. Şimdi de imzalayın altını. Hı hı. İmzaladım. Bana başkaca bir ihtiyaç kalmış olduğunu sanmıyorum beyler. Yok şimdilik hayır. Gidebilirsiniz. Derrick tutuklanacak mı? Derhal. Bana hakaret etmeden önce biraz kafasını işletmesi gerekliydi. Gidiyorum artık. Hoşça kalın. Bir dakika bayan Murray, bir dakika. Son bir sorum var size. Evet, nedir sorunuz? Bayan Ruth'un trenin Lyon'dan hareket etmesinden sonra öldürülmüş olduğu konusunda karara vardıran sebep nedir sizi? Karara varmak mı? Evet. Ölmüştü artık. Emin misiniz? Elbette eminim. Ölmüş olduğunu duydum. Kimden? Kim olduğunu hatırlayamıyorum. Sağdan soldan. Bu tür şeyler duyulur bilirsiniz. Herkes biliyordu bunu. Hayret. Oysa bu konunun ben sadece burada sorgu yargıçlığındaki odada konuşulduğunu biliyordum. Ama cinayeti duymayan kalmadı.
kimden duyduğumu da hatırlayamıyorum. Ha, bir dakika daha lütfen. Buyurun. Mücevherler. Ya mücevherlere ne oldu? Ne mücevheri? Rus İmparatoriçesi Büyük Katerina'nın yakutu. Ya o ne oldu? Belki o konuda da bir şeyler duymuş olabileceğinizi düşündüm de. Mücevherler hakkında bir şey konuşulduğunu duymadım. Ne hırçın kadın bu böyle? Gerçekleri söyleyip söylemediğinden şüphe ediyorum doğrusu. Söylediklerinin bir kısmının gerçek olduğu muhakkak. Bayan Gray de trenin Lyon'a girmesinden biraz önce Bay Catherine'in karısının kompartımanına girmekte olduğunu gördüğünü söylemişti. O halde hiç şüphe kalmadı, katil odur. Ona acıyorum doğrusu. Neden acıyorsunuz? Mesleğimin en büyük tutkusu Comte de la Roche'u hapse tıkmaktı. Bu kez başaracağımı umuyordum. Diğerinin tutuklanması benim daha çok hoşuma gidiyor. Ne olursa olsun bir hata yapmamız halinde tüm gazeteler bizden söz edecektir. Zor duruma düşeriz. Şu gerçeği unutmayalım ki Bay Catherine İngiliz aristokrasisine mensup biridir. Bu noktayı da dikkate almamız gerek. Peki ya mücevherler? Mücevherleri ne yaptı? Onları aldı. Planının bir parçasıydı bu. Şimdi beyler, bana kendine Marki dedirten biri hakkında neler bildiğinizi söyleyebilir misiniz? Marki? Hı. Marki mi? Hı. Onun bu işe karışmış olduğuna inanıyor musunuz Bay Poirot? Bu adam hakkında bildiklerinizi soruyorum. Ne yazık ki istediğim kadar bilgiye sahip değilim. Bu adam daima perde arkası çalışan biri. Aşağılık işleri adamlarına yaptırır. Muhakkak olan bir nokta var ki o da şu. Suçlu çevrelerden gelmiyor ve toplumda iyi bir yeri var. Fransız asıllı mı? Öyle tahmin ediyoruz. Ancak Fransa'da, Amerika'da ve İngiltere'de bir dizi hırsızlıklar yaptı. Yakın bir süre önce İsviçre'de bulunduğu bir sırada yarım düzineye yakın hırsızlık olayına adı karıştı. Fransızca ve İngilizceyi ana dili gibi konuşur. Bununla beraber nereli olduğunu kesin olarak bilemiyoruz. Ben gideyim artık. Beyler, şimdilik başka konuşacaklarımız yok. Marki meselesi doğru çıkarsa bütün tahminlerimiz tersine çıkıyor demektir. Benim için değil beyler. Olaylara bakışım bambaşka benim. Hadi Allah'a ısmarladık. Yeni bir şeyler öğrenirsem sizleri derhal ararım. Bayan Lennox, rahatsız etmezsem Bayan Gray'i görmek istiyorum. Odasında, akşam yemeği için hazırlanıyor. Henüz hazır olduğunu sanmıyorum çünkü odasına çıkalı ancak birkaç dakika oldu. İsterseniz bekleyin. Hayır. Beklememin bir faydasının olacağını sanmıyorum. Son derece nazik bir görevle geldim buraya. Acaba arkadaşınıza Bay Catherine'in karısını öldürmek suçundan bu akşam tutuklandığını söyleyebilir misiniz? Gray'e bunu benim söylememi mi istiyorsunuz? Çok rica ederim bayan. Neden? Bay Catherine'e aşık olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bilmem. Bu konuda siz benden daha fazla bilgi sahibisiniz. Genellikle gözümden bir şey kaçmaz. Ama bu kez olayları yeterince kavrayamadığımı itiraf etmek zorundayım. Dedikleriniz doğru. Ancak bu konuda size herhangi bir açıklamada bulunacak değilim. Siz de mi Derek'i suçluyorsunuz? Ben değil. Polis böyle düşünüyor. Elinizde yeterli kanıt yok ki. Derek'i uzun yıldan beri tanıyorsunuz herhalde. Çocukluğumdan beri. Onu tutuklayabilmek için hangi kanıtla suçladılar? Herhalde ölümün kendisini zengin etmesinden. Evet. $2 milyon bir mirasa kondu. Eğer karısı ölmeseydi tek kelimeyle iflas etmiş olacaktı. Evet. Bence işin içinde iş var Bay Poirot. Evet, Bay Catherine karısının seyahat ettiği trendeydi. Bu doğru. Ancak bu bir insanı cinayetle suçlamak için yeterli bir kanıt değil. Bayan Ruth Catherine'in kompartımanında üzerinde K baş harfi bulunan bir sigara tabakası bulundu. Bu tabaka Bayan Ruth'a ait değildi. Ayrıca iki tanık Bay Catherine'i karısının kompartımanına girer ve çıkarken gördüler. Bu tanıklar tren Lyon istasyonuna varmadan önce ve vardıktan sonra görmüşler Bay Catherine'i. Bu iki tanık kim? Biri arkadaşınız Bayan Gray, diğeri de dansöz Murray. Bütün bu suçlamalara karşı Derek'in tutumu ne? Karısının kompartımanına girip çıktığını şiddetle inkar ediyor. Ne budalalık. Kadının ne zaman öldürüldüğü belli mi ki? Doktorlar kesin bir şey söylememekle beraber bildiğimiz kadarıyla kadının Lyon'dan ayrıldıktan az sonra ölmüş olduğudur. Nereden biliyorsunuz bunu? Lyon'dan sonra biri kompartımana girip ölüyü görmüş. İlgililer bu ölümden derhal haberdar edilmiş mi? Edilmemiş. Neden? Bazı sebeplerden dolayı. Bu sebepleri biliyor musunuz? Tahmin ediyorum. Anlattıklarınıza bakılırsa Bayan Ruth Catherine tren yolcularından biri tarafından öldürülmüş. Oysa cinayet trene yolda binen ve sonradan inen biri tarafından da işlenmiş olabilir. Hatta Lyon garından binen biri dahi cinayeti işlemiş olabilir.
Bu takdirde Bay Catherine karısının kompartımanına girerken kadın sağ, diğer tanık da Leon'dan sonra kadını ölü görmüş olabilirler. Bayan Lennox, karanlıklar içinde bocalarken aydınlığa kavuşturdunuz beni adeta. Ne olursa olsun gitmem gerek. Biriyle randevum var. Ya Derek ne olacak? Şimdilik hiçbir şey belli değil. Yakında yeni bilgiler edinebileceğimizi ümit edelim. Allah'a ısmarladık. Güle güle Bay Poirot, güle güle. Gray, bugün Derek Catherine'in tutuklanmasının üzerinden tam bir hafta geçmiş. Hı, biliyorum. Ne yapabilirim ki? Öylesine değiştiniz ki sizin için adeta eski Catherine değil diyesim geliyor. Değiştiğim doğru. Kaderin yoluma diktiği ağların tam içine düşmüş hissediyorum kendimi. Anlıyorum sizi. Çok da üzülüyorum. Sizin için bir şeyler yapabilmek isterdim. Ülkemi öyle özlemişim ki. Bu güzelim manzara, bu masmavi deniz bile artık gözümde değil. Köyünüze dönmeyi mi düşünüyorsunuz yoksa? Bilmem. Kararsızlık içindeyim. Huzursuzum da. Size danışmadan sizin için bir sürpriz hazırladım. Bana kızmayacağınızı ümit ediyorum. Size kızmayacağımı biliyorsunuz. Sürprizimiz nedir onu söyleyeyim. Dedektif Poirot'u öğle yemeğine davet ettim. Yok, burada değil. Negroski Oteli'nde. Onunla kısa da olsa bir süre baş başa kalmak her ikiniz için de iyi olacak. Bu yemek aynı zamanda biraz da veda ziyafeti olacak. Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim. Veda ziyafeti mi? Ama neden? Bir yere mi gidiyorsunuz Gray? Bakın şu mektuba. Memleketinizden geliyor. Bayan Weiner'dan. Bakalım neler diyor. Sizi evine davet ediyor. İhtiyacı varmış. Hastaymış. Yok Catherine Gray. Öyle şey olmaz. Yüksek sosyeteye girdikten sonra o basit köye dönmenize imkan yok. Neden olmasın? Yerimi yurdumu özledim ben. Fakat siz artık o parasız pulsuz çalışmaya mecbur eski Catherine Gray değilsiniz. Bizden birisiniz. Yeriniz burası. Para pul beni hiç değiştirmedi Lennox. Yani başımı döndürmedi demek istiyorum. Kısa bir süre içinde olsa İngiltere'ye dönmem gerek. İyi o halde. Bay Poirot'a verecek bir haberimiz var. Hadi hazırlanalım. Bir saat sonra taksi gelip bizi götürecek. Benim için hazırladığınız bu ziyafet nefis. Balıkların ve salataların lezzetine diyecek yok. Hele şu şarap. Bay Poirot, bu önemsiz daveti o kadar abartmayın lütfen. Bizler için sarf etmekte olduğunuz olağanüstü gayrete karşı ufacık bir minnet ifadesinde bulunmak istedik o kadar. Hem buna bir çeşit veda ziyafeti de diyebilirsiniz. Veda ziyafeti mi? Yoksa birilerin isten ayrılıyor mu? Evet, ben. Bir süre için İngiltere'ye gitmek istiyorum. Bu mektuba yemekten sonra bir göz atar mısınız? Tabii, verin bakayım. Ülkenizden, Bayan Weiner'den. Catherine Gray bizleri terk etmeye karar verdi. Hasta ve yaşlı bir kadının yanına gidiyorsunuz. Bakımınıza ihtiyacı varmış. Fakat bu şartlar sizi ruhsal yönden ne şekilde etkileyecek bilemem. Bay Poirot, bu önemli değil. Önemli olan öteki konu. Catherine konusunu demek istiyorsun. Evet, onu demek istiyorum. Adalet normal hükmünü sürdürüyor Bayan Gray. Hanımlar, unutuyordum az kalsın. Bay Van Elden'e bir telefon etmem gerek. İzninizle. Hemen dönerim, hemen. Catherine Gray, daha fazla üzülmeniz gereksiz artık. Adam elinden geleni yapıyor. Bundan hiç şüphem yok Lennox. Bay Poirot'un da dediği gibi biraz sabretmem gerek. Bay Knighton? Buyurun, siz misiniz Bay Poirot? Evet, patronunuz Bay Van Elden oradalar mı? Yoklar, dinlenmeye çekildiler. Damadının tutuklanması bardağı taşıran son damla oldu. Hani neredeyse katili bulmanızı istemesinden pişmanlık duyduğunu söyleyeceğim. Bu takdirde ona İngiltere'ye dönmesini öneririm. Yarın değil, öbür gün gidiyoruz zaten. Bu mükemmel işte. Şimdi hanımlar, İzninizi isteyerek gideceğim. Yapılacak çok önemli işlerim var. Şu ana kadar tanıdığınız Poirot'dan farklı bir Hercule Poirot var karşımızda. Ne istediğini bilen, öyle tuttuğunu koparan biri. Vahşi bir katlan adeta. İzin sizin Bay Poirot. Dilediğinizi yapmakta serbestsiniz. Unutmayın ki bu öğle yemeği bana büyük destek oldu. İhtiyacım olan gücü topladım. Abartıyorsunuz Bay Poirot. Allah'a ısmarladık Bayan Catherine Gray. Güle güle. Güle güle Bay Poirot.
Kimi istediniz beyefendi? Comte de La Roche'u görmek istiyorum. Kendileri yoklar. Ya, biliyorum. Siz Hippolyte Flavel'siniz değil mi? Evet efendim. Karınız da Maria Flavel. Evet efendim. İkinizi de görmek istiyorum. İçeri gireyim bari. Karınız mutfakta yemek pişiriyordur herhalde. Evet efendim. Evet, kendisini görmeliyim. Mutfak bu taraftaydı galiba. Ah, işte tamam. Bayan Maria Flavel, sizinle de görüşmeliyim. Şu iskemlede dinleneyim biraz. Ah, işte şimdi oldu. Efendim ben Hercule Poirot'yum. Beyefendi neyi öğrenmek istiyorlardı acaba? Polise neden yalan söylediğinizi öğrenmek istiyorum. Ben mi söyledim? Polise yalan söylediniz. Defalarca. Durun bakayım cebimdeki şu not defterine. Evet işte. Polise tam 7 kez yalan söylediniz. Size hangi hususlarda yalan söylediğinizi de sıralayayım. Fakat buraya geçmiş yalanlarınızı tekrarlamaya gelmedim. Ama bana bir daha numara yapmaya kalkmayın, pişman olursunuz. Şimdi beni ilgilendiren asıl yalana gelelim. Comte de La Roche'un villasına 14 Ocak sabahı geldiğini iddia ediyorsunuz. Fakat bu yalan değil, gerçek. Comte de La Roche buraya ayın 14'ü salı sabahı geldi. Öyle değil mi Maria? Evet, evet öyle. Çok iyi hatırlıyorum. Peki o gün Comte'a öğle yemeği için ne hazırladınız? Şey hazırladık. Hayret, bazı şeyler ne diye hatırlamıyor. Bazıları da hiç hatırlanmıyor. Tekrar ediyorum, yalan söylüyorsunuz. Yalan söylediğinizi de kimselerin bilmediğini sanıyorsunuz. Önce ben biliyorum, sonra biri daha biliyor. Sizi temin ederim ki Comte Hazretleri Paris'ten pazartesi akşam ayrıldılar. Evet biliyorum, pazartesi akşamı ekspresle Paris'ten ayrıldılar. Fakat yolda bir yerde konakladılar ve buraya çarşamba sabahı geldiler. Salı sabahı değil. Beyefendi hata ediyorlar, Comte öyle... Adalet hükmünü sürdürecektir. Ne dediniz? Adam öldürme suçuna katılmaktan tutuklanıp hapsedileceksiniz. Adam öldürmek suçu mu? Fakat bu imkansız, imkansız bir şey. Ben sanıyordum ki... Madem ki yalanlarınızda ısrar ediyorsunuz, benim daha fazla ekleyecek bir şeyim yok demektir. Yalnız gitmeden sizlere bir şey söyleyeyim. İkinizi de çok aptal buluyorum. Gitmeyin lütfen. Bir dakika bekleyin. Böyle ağır bir suçun söz konusu olduğunu bilmiyordum ben. Basit bir kadın meselesi sanmıştım olayı. Kontrolör uçun kadın yüzünden polisle bazı çekişmeleri olmuştu. Yine öyle bir şey sanıyordum. Oysa bir cinayet. Sabrımı tüketiyorsunuz. Son kez soruyorum. Comte de La Roche villaya salı mı yoksa çarşamba sabahı mı geldi? Çarşamba sabahı efendim. Çarşamba sabahı efendim. İyi ki gerçeği söylediniz. Yoksa az daha yanmıştınız. İşim bitti, gidebilirim artık. Güle güle. İşte bu işte oldu. Böylelikle varsayımlarımın birincisi doğrulanmış oluyor. Bakalım ikincisinde şansım aynı derecede yaver gidecek mi? Şimdi doğrudan söz Murray'in oteline gidiyorum. İyi günler Bayan Murray. Sizi rahatsız ettimse özür dilerim. Yine ne istiyorsunuz ha? Bana ettiğiniz işkence yetmedi mi? Zavallı deriye ihanet etmeye mecbur ettiniz beni. Daha ne istiyorsunuz? Tek bir sorum var. Sorun... Tren Lyon istasyonundan ayrıldıktan sonra siz Bayan Ruth Catering'in kompartımanına girince... Neler söylüyorsunuz siz? Bayan Ruth Catering'in kompartımanından içeri girdiğinizde diyorum... Neler uyduruyorsunuz? Ben Bayan Ruth Catering'in kompartımanına girmedim ki. Bayan Catering Ruth'u ölü bulunca... Ah, hayır kesinlikle yalan. Nasıl yalan olur? Bakın ben girmedim. Tek bir şüpheli nokta kalıyor. Aradığınızı bulabildiniz mi yoksa... Yoksa ne? Yoksa sizden önce bir başkası istediğini ele geçirmiş miydi? Bakın sorularınızın hiçbirine cevap vermeyeceğim, anladınız mı? Hiçbirine cevap vermeyeceğim. Peki istediğiniz gibi olsun. Bu işte bitti işte. İstediğim tepkiyi tam anlamıyla aldım. Çok iyi oldu, çok iyi. Tahmin ettiğim gibi kadın sinir nöbetleri geçirdi. Neyse, bugün işler hep iyi gitti. Bayan Varner, kahvaltı tepsinizi götüreyim mi? Yoksa biraz daha sütlü kahve içer miydiniz? Bir dilim tost ekmeği daha iyi. Bugünlerde iştahım iyice açıldı. Hele kahvaltı sizin cici ellerinizle hazırlanmış olursa. Dışarıda durmak bilmeyen bir yağmur var.
Çiçek bahçeniz buradan öyle güzel görünüyor ki. O güzellik sizin içinizde Grey. Onu tabiat baharda daha da güzelleştirecek. Tepsinizi alayım artık. Buyurun, günlük gazetelerinizi şuraya koymuştum. Aa, bunlar da mektuplarınız. Teşekkür ederim Grey. Bakalım ilk mektup kimden? Kilise rahibimizden. Okuyayım şunu. İki mektup da bana var. Birincisi Bay Hercule Poirot'a. Paris'teki Ritz Oteli'nden yazmış. Bakayım ne diyor. Sevgili Grey, sağlığınızın yerinde olduğunu, İngiltere'deki kış mevsiminin sizi pek fazla üzmediğini umarım. Bense eski görevime büyük bir dikkatle sonuca ulaştırmaya çalışıyorum. Yakında görevim gereği İngiltere'ye geleceğim. Sizi görmeme izin verirseniz çok mutlu olurum. Unutmayın, bu işin soruşturma safhasında bana çok yardımcı oldunuz. Yardımlarınızı sonuna kadar sürdüreceğinizden hiç şüphem yok. Saygılar, Hercule Poirot. Çocuklar için bir piknik yemeği vermeyi kabul ettim. Ama bir şartla. Koroda şarkı söylerken hiç kimse ciklet çiğnemeyecek. Bunun için de Tommy ile Albert'ın koroya katılmamasını isteyeceğim. Yoksa 5 paralık yardımda bulunma. Öyle değil mi ama Grey? Pazar günkü ayinde Tommy şarkı söylemek için ağzını bile açmadı. Albert'ın nane şekeri ise burun kemiğimi titretiyordu. Haklısınız. Bu iki çocuk gerçekten çok yaramaz şeyler. Hele rahibin karısı bana ne dese beğenirsiniz. Ne dedi? Sözde yeğeniniz Lady Temple'in yanına gidebilmek için büyük paralar ödemişsiniz. Hiç utanmadan söyledi bunu bana. Ben de hemen tarafınızı tuttum tabii. Ona dedim ki... Bayan Weiner, rahibin karısı doğruyu söylemiş olabilir. Bunda şaşılacak ne var ki? Sözde Lady sıfatını taşıyan birinin yanına gidebilmeniz büyük paralar sayesinde olmuş. Ben de ona Lady Temple'in yeğeniniz olduğunu söyledim. Tarafımı tutmakla büyük nezaket gösterdiniz. Gerçekten çok naziksiniz. Sonra Riviera'dan büyük hanımefendi numaraları ile dönmüş olabilirdiniz. Oysa eski sadeliğinizi muhafaza etmiş bulunuyorsunuz. Evet efendim. Daha dün Helen'e söylüyordum. Biraz da Bayan Grey'e bakın diyordum. Yüksek sosyetede bulunmuş olmasına rağmen elbiselerin etekleri diz boyunu geçiyor. Bir bakışta kaçan ince ipek çoraplar da giymiyor. Ne de sizler gibi gülünç ayakkabılar. Evet efendim. No Grey, birden gelincik gibi kızardınız. Neden? Birinden bana mektup geldi de. Elinizdeki mektup mu? Bildiniz. Riviera'dan tanıdığım bir dosttan geliyor. Erkek mi, hanım mı? Erkek. Buraya arabasıyla gelip beni göreceğini söylüyor. Bugün beni görmek isteyen ikinci erkek. Adı ne? Knight. Bay Knight'ın. Milyarder Amerikalı ünlü Van Alden'in sekreteri. Grey, sizde en beğendiğim taraf nedir biliyor musunuz? Hiç değişmediniz. Servet sahibi olmak sizi hiç değiştirmemiş. Yine eskisi gibi akıllı biri olarak kaldınız. Teşekkür ederim. Beni buraya gelip görmek isteyen Bay Knight'ını bir öğle yemeğine davet etmeme izin verir misiniz? Elbette Grey, elbette. Misafirimizi ağırlamak biraz da benim görevim. Söyleyin bakalım, bu delikanlı yakışıklı mı? Fena değil. Sevimli bir adam. Konuşurken insanları etki altına almasını bilen biri. Bahse girerim ki bu adam paranızın peşinde. Güzel konuşan, rahat hayat seven bir sekreter için zengin bir kadının kocası olmaktan daha iyi bir iş düşünemem ben. Sizi etkilemek istemiyorum ama karılarının drahoma paralarına konduktan sonra sırra kadem basıp toz olan erkeklerin sayısı bir hayli kabarık şu son zamanlarda. Merak etmeyin. Bu konuda benim de bazı düşüncelerim var. Mektubumda kendisine telefon etmemi istiyor. Yarın öğle yemeğine davet edebilir miyim? Elbette. Çarşıdan alacağınız güzel bir dana rostosunu Helen domatesli olarak çok güzel pişirir. Bir de güzel puding hazırlar. Gene çarşıdan güzel bir parça peynir alırsınız. Mahzende de babamdan kalma nefis eski bir şarabımız var. Onu da açarız. Biraz da viski olur biter. Çok naziksiniz Bayan Weiner. Benim için cidden büyük bir zahmete katlanıyorsunuz. Beni ihtiyar pinti biri mi sandınız Grey? Gereken özeni göstermek benim de görev. Hadi siz gidip telefonunuzu edin. Ben de şu mektuplarımı okumayı bitireyim. Peki Bayan Weiner, hemen gidiyorum. Grey, yemekler nefis oldu. Sağ olun Bayan Weiner. Şimdi bana mahzenin anahtarını getirir misiniz? Yalnız pek öyle kolay yerde değil. Komedinimin 3. çekmecesinde, sol taraftaki çoraplarımın içinde. Peki. 1. çift çorabımın içinde elmas küpelerimle bakır broşum saklı duruyor. Onları kasanıza yerleştirmemi ister miydiniz? Yok, hiç gereği yok. Size anlatmamıştım değil mi başımızdan geçen şu kısacık öyküyü? Hayır, anlatmadınız. Öyleyse anlatayım da dinleyin. Bakalım beğenecek misiniz? Dinliyorum.
Zavallı babam evimizin bodrumuna bir kasa yaptırmış. Öyle mi? O zamanlar bir kasaya sahip olmak bir hazineye sahip olmaya bedel sayılırmış. Zavallı babam dilini tutamamış. Bu gizli kasasından bütün köylülere söz etmiş. Öte yandan da anneme sıkı sıkıya tembih edermiş. Mücevherlerini her akşam yatmadan önce şu kutuya koyup kilitleyeceksin. Ben de bodrumdaki yerine saklayacağım diye. Böylece altın ve gümüşlerinin daha emniyette olacağını düşünmüş. Çok ilginç bir öykü bu. Gel zaman git zaman dediği gibi de yapmış. Evet. Annem her gece şahsi mücevherlerini kasaya koyup kilitler, sonra da babama götürürmüş. Babanız da kasayla gümüşleri bodruma saklarmış. Evet. Derken günün birinde hazinelere sahip olduğumuzu sanan bazı açık göz hırsızlar bir gece eve girip kasayla diğer değerli eşyaları alıp götürmüşler. İnanılır gibi. Evet evet. Değerli eşyalar derken gümüş çatal bıçak takımlarımızı falan kastediyorum. Bir de kilitli kasa tabii. Bir gece içinde hepsi birden yok olmuş. Vah vah. Çok üzücü bir olay ama işin komik tarafı şu ki annemin her gece kilitleyip babama teslim ettiği kasa aslında değersiz taşlar ve ağır düğmelerle doluymuş. Hayret. Nasıl olmuş bu? Bir iki elmasla birkaç değerli süs eşyasından ibaret olan mücevheratını annem her gece korsesinin içine saklar. Sonra da değersiz taş ve düğmelerle dolu kilitli kasayı babama teslim edermiş. Çok komik. İşin komik tarafı asıl bundan sonra başlamış. Ya. Gerçeği yani annemin mücevherlerinin korsesinde saklı kaldığını öğrenen ve çalınmamış olduğunu anlayan babam anneme öylesine kızmış ki onunla haftalarca görüşmek istememiş. Babanız epey sert bir adammış. Sertliği bir yana kendisine her gece yalan söylenmesini, düğme ve taşlarla dolu bir kasanın teslim edilmesini hazmedememiş adamcağız. Anlıyorum. Neyse annemin gönül alıcı sözleri ve yerinde hareketleriyle bir süre sonra bu ufacık oyunu unutarak annemi affetmiş. Anneniz de babanız da çok ince insanlarmış doğrusu. İşte o zamandan beri Grey biraz değerli olan eşyaları komedinlerimde saklıyorum. Nasıl? Beğendiniz mi öykümü? Beğendim. Şimdi bana mahzenin anahtarlarını getirecek misin? Tabii. Günaydın Grey. Günaydın Bay Norton. Geç kalmadım ya. Hayır, tam zamanında geldiniz. Biz de yolunuzu gözlüyorduk. Sizi gördüğüm için öyle mutluyum ki anlatamam. Birlikte kaldığınız ev sahibesini fazla üzmeyeceğimi umuyorum. Buyurun. Yanına gidin, sevgisini kazanmaya bakın. İlk bakışta beğenmeyebilirsiniz. Ancak altın yüreklidir o. Elimden geldiğince hoşuna gidecek sözler söylemeye çalışıyorum. Salonda sizi bekliyor. Rahatsızlığını belli etmemek için sabahtan beri epey uğraştı. Süslenip püslendi. En güzel giysilerini giydi. Uzaktan pek öyle hasta gibi durmuyor. Gelin. Bayan Weiner. Bay Knighton. Yeğenim Lady Templer'ın evinde tanışmıştım kendisiyle. Çok memnun oldum delikanlı. Ben de. Buyurun oturun şuraya. Yolculuğunuz iyi geçti mi bari? Çok iyi geçti Bayan Weiner. Buraya bir an önce varmak için sabırsızlanıp durdum. Gaza da fazlaca bastım galiba. Yollarımız güzeldir. Hele ulaşılmak istenen amaç iyi olursa daha da güzeldir. Grey'e karşı beslediğim duygular içtenlik dolu. Bunu her zaman kanıtlayabilirim. Grey, bize yıllanmış viskimizden birer bardak ikram edecek misin? Kadehleri hazırladım bile. İçiniz sek mi olsun Bay Norton? Sek olsun lütfen. Bana biraz soda ilave edersen daha memnun olurum. Tabii. Evet. Sodalı oldu. Teşekkür ederim. Şimdi şerefe içelim. Şerefe ve mutluluğa. Gerçekten yıllanmış nefis bir viski bu. Çok beğendim. Afiyet olsun. Yemekten önce bir aperatif insanı ısıtır. Bir günde ben davet edebilmek isterdim sizleri. Acaba mümkün olabilir mi? Baharda. Bayan Weiner'ın sancıları azaldığında olabilir. Buraya yakın şipşirin bir yer biliyorum. Gelip sizi oraya götürsem ne dersiniz? Çok naziksiniz. Ama Grey'in de dediği gibi bahardan önce olmaz. Hadi şimdi içkilerimizi bitirelim. İçelim. Sizinle bahçede dolaşmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı olacak. Bayan Weiner odasına dinlenmeye çıktığına göre başka yapacak bir iş kalmıyor demektir. Yemeğin kusursuz olması için harcadığı olağanüstü çabadan sonra zavallı kadının dinlenmeye gerek duyması çok doğal. O her şeyin kusursuz olmasını ister. Grey, bahçenin şu tarafındaki dar yola girsek, size daha önce söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Neyi? Rahat, güzel bir yuvanın sahibesi olmak, ne bileyim mi? Bilmem, bilemiyorum.
Az sayılsa da gelirim var kendime göre. Sizi rahatça geçindirebilecek kadar. Ancak bunun için sizin de duygularıma karşılık verebilmeniz olanağı... Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum Bay Knighton. Ancak henüz böyle bir karar verebilmek için kendimi hazır hissetmiyorum. Oysa bana dünyaları bağışlamış olurdunuz. Abartıyorsunuz. Sizin gibi bir erkek için... Karar vermenizi sabırsızlıkla bekliyorum Gray. Bellerinizden çıkarmayın bunu. Yolunuzu dört gözle bekleyen bir erkek var. İçtenlik dolu duygularınız için teşekkür ederim Bay Knighton. Ancak dedim ya... Henüz hazır değilim. Şerefe. Nefis, nefis. Dediğiniz gibi iştah açıcı bir şarap. Biraz önce benden ufak bir bilgi istediğinizi söylemiştiniz. Buyurun, sizi dinliyorum. Sahne hayatını ilgilendiren bir konuda eski dostum Joe Aron'dan başka kimseye başvuramayacağımı düşündüm de. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Sahne ile ilgili her ayrıntıyı bilirim desem yalan olmaz. Kit isimli genç biri hakkında neler biliyorsunuz? Kit. Ha kendisi, evet. Çok yetenekli bir oyuncuydu. Özellikle erkek rollerinde büyük başarı sağlıyordu. Dans ve şarkı söylemede erişilmezdi. Sizi ilgilendiren kişi bu kadın mı? Evet Bay Aron, ta kendisi. Peki şimdi ne yapıyor? 3 yıldır sahne hayatından çekilmiş. Oysa hayatını çok iyi kazanıyordu. Bir Fransız asilzadesinin peşine takıldı. Kont mu, marki mi, öyle bir şey. Sanırım marki olacak. Nerede olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Yüksek sosyetenin kaldığı lüks şehirlerden birinde olacak. Markiz rolünü oynamakla meşgul. Bu Kitty her şeye gücü yeten bir kadındı. Verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım Bay Aron. Rica ederim Bay Poirot. Vaktiyle siz de bana unutamayacağım bir iyilikte bulunmuştunuz. İyiliğime iyilikle karşılık vermiş bulunuyorsunuz. Geçenlerde Riviera'da Mirey adında bir dansözle tanıştım. Ha, şu dansöz Mirey olacak. Hı. O da hiç boş durmaz. Daima rollerini finanse edecek birilerini bulur. Sahne hayatına atılalı çok oldu mu? 2-2,5 yıl oluyor. Onu da bir Fransız dükü tanıtmıştı. Bay Catering'in karısını onun yüzünden öldürdüğü söyleniyor. İşin iç yüzü hakkında hiçbir fikrim yok. Ancak gerçek şu ki Catering şimdi hapiste yatıyor. Mirey ise bir elçiyle dolaşıyor. Ya demek böyle. Gerçekten zamanını boşa geçirmiyormuş bu kadın. Anlatılanlara bakılırsa boynunda yumurta büyüklüğünde bir yakut taşıyormuş. Ama bana kalırsa gerçek değil tabii. Aman bu haber çok ilginç işte. Mirey herkese bu taşı Rus İmparatoriçesi Büyük Katerina'nın taktığını anlatıyormuş. Taşın adını da Ateşten Yürek koymuş. Benim bildiğim kadarıyla Ateşten Yürek yakut bir kolyenin tam ortasındaki iri taşın adı. Görüyorsunuz ya, kadınlar mücevherleri hakkında diledikleri yalanı uyduruyorlar. Fikrinize katılmıyorum Sayın Bay Aron. O taş dediğiniz gibi sahte olmayabilirdi. Yok canım, Mirey gibi bir dansöz böyle bir değerli bir taşı nereden bulacak? Biraz önce kendiniz söylediniz ya dostum. Bay Poirot, Savoy Oteli'nde beni çaya davet etmekle büyük nezaket gösterdiniz. Sayenizde Londra'yı, yaşayan mutlu insanları görüyorum. O köye gene kapanmakla hiç iyi etmediniz Bayan Gray. Sizi abartıyorum gibi gelecek ama şu son aylar içinde sanki 10 yaş birden yaşlandınız. Bu üzüntü Bay Catering'in tutuklanmasından kaynaklanıyor herhalde. O adamın karısının katili olabileceğine inandıramadım kendimi bir türlü, ne yapayım? Ben de aynı fikirdeyim sizinle Bayan Gray. Bay Catering'in suçsuzluğunu ona aşık genç ve güzel bir hanımın hatırı uğruna kanıtlayacağım. Nasıl yani? Yani sizin için Derek'in suçsuzluğunu kanıtlayacağım. Fazla üzülmeyin artık, hadi. Çoğu gitti, azı kaldı. Fikir mi değiştirdiniz Bay Poirot? Bu çok yeni bir şey. Benim için yeni değil Bayan Gray. Olayların akış zinciri bizleri Bay Catering'in suçluluğu sonucuna vardırdı. Oysa ben soruşturmama başka yönlerden devam ettim. Ediyorum da. Ne gibi? Önce Bayan Catering'in yüzünün tanınmaz hale getirilmiş olmasını ele alalım. Evet. Bay Catering karısını öldürdükten sonra bir de yüzünü tanınmaz hale niye koysun? Bu nokta başından beri beni çok düşündürdü. Bunu yapmak için bir amaç olmalı. Bu amaç neydi? Sonra Bay Catering yaratılışından ötürü böyle bir vahşeti yapacak nitelikte biri değil. Bu nedenle ve daha başka nedenlerle soruşturmama başka açılardan açıklamalar bulmaya çalıştım hep. Paris'e gitmenizin nedenlerinden biri bu açıklamada olmalı. Hem de nasıl? Sahne hayatının ajanlarından birini gördüm. Öyle anlaşılıyor ki olaya başkaları da karışmış.
Daha başka bir deyimle adam öldürme suçu ile hırsızlık suçları aynı kişiler tarafından mı işlendi konusunu uzun uzun düşündüm. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Sonuca ulaşmamıza çok az zaman kaldı. Biraz sabretmenizi rica ediyorum. Artık bende de sabır kalmadı Bay Poirot. Hiç kalmadı. Cesaret Bayan Gray, cesaret. Günaydın Bay Van Eldin. Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Hoş geldiniz Bay Poirot. Ben de memnun oldum. Buyurun oturun. Yeni haberleriniz var herhalde. Düşündüm ki Bay Van Eldin. Düşündüm ki ya damadınız gerçek katili kendisi değilse diye. Gerçek katil değil mi? Gerçek katil bir başkası mı? Bay Catherine'in karısını öldürmemiş olduğu ihtimali üzerinde duralım. Siz çıldırdınız mı Bay Poirot? Hiç çıldırmadım. Sadece var olan ihtimalleri konuşmaya geldim. Beni biraz garip bulabilirsiniz ama işimin ustasıyım. Şimdi cevabınızı rica ediyorum. Bay Van Eldin katil ya damadınız değilse sevinir miydiniz? Sevinmek mi? O da laf mı? Elbette ki sevinirdim Bay Poirot. Türlü ihtimalleri konuşmaya geldiniz değil mi? Yoksa kanaatinizi değiştirdiğinizi mi söylemeye geldiniz? Tek bir ümidimiz kaldı, o da Comte de La Rouge. Arkasına sığındığı kanıtı çürütmeyi başardım. Nasıl yapabildiniz bunu? Kendi usullerimi kullanarak. Comte de La Rouge villasına ayın 14'ünde değil ayın 15'inde gelmiş. Peki yakutlar? Yakutlarının sahte olduğunu söylememiş miydiniz bana? Söyledim. Şurası bir gerçek ki o sahteleri gerçeklerin yerine koymaya hazırlanıyordu. Ancak birisi bir üçüncü kişi ondan önce davranarak mücevherlere el koymayı başardı. Bu da yepyeni bir varsayım. Bu anlamsızlığa inanıyor musunuz Bay Poirot? Şuraya kadar bir ihtimaldir. Bu ihtimali kanıtlamak için de benimle birlikte Nice gelmek gerekiyor. Nice gelmek mi? Evet. İçinizden gelirse tabii, zorla değil. Peki öyleyse, geleceğim. Ne zaman gitmemizi istiyorsunuz Bay Poirot? Acele görülecek işlerimiz var Bay Van Eldin. Bundan daha önemlisi olamaz Knight'ın. Yarından sonra gitmeye hazırım. Peki Bay Van Eldin. Mavi trenle gideceğimize göre tüm hazırlıkları ben yapabilirim. Gidebilirim artık. Sahiden unutmadan sorayım. Hı? Bayan Grey'i gördünüz mü son zamanlarda? Bir iki kez gördüm. Knight'ın? Bunu bana söylemediniz. İlginizi çekecek bir konu olabileceğini düşünmemiştim de. Tam aksine. Bayan Gray tam bir hanımefendi. Kendisini çok beğeniyorum. Ben de öyle Bay Van Eldin. Ben de öyle. Öylesine bir hanımefendi ki... yani bugünlerde böyle birine gerçekten rastlamak zor. İşte meşhur milyarderler treninin vagon restorandaki yemek faslı da bitti. Bizden bir şeyler saklıyorsunuz gibi geliyor bana Bay Poirot. Ben mi? Asla. Hiçbir şey saklamıyorum. Yataklarınızı yapabilir miyim beyler? Hayır, hayır memur bey. Biz uyumayacağız. Nasıl olur beyefendi? Birinci sınıf kuşetli trendesiniz. Siz lütfen şu bahşişi alın da bizi olduğumuz yerde rahat bırakın. Hadi. Peki efendim. Nasıl isterseniz öyle olsun. Şimdi rahatsız işte. Bay Knight'ın kompartımanınızın kapısı iyice kapalı mı? Kapı mı? Hangi kapı? Bayan Catherine'in kompartımanına açılan kapıdan söz etmiyorum. Koridora açılan kapıyı demek istedim. Kapalı. Az önce sürgüsünü çekti. Emin misiniz? Elbette eminim. Gene de bir kez daha kontrol edin. Ya, zahmet etmeyin. Bunu ben kendim yapabilirim. Durun bakayım. Gerçekten kapalıymış. Çekmişsiniz sürgüyü. Kusura bakmayın, yerime geçeyim. Şimdi 5 dakika sonra filan Lyon'da olacağız. Zavallı kızım Ruth'un insafsızca öldürüldüğü yer. Telaşa kapılmayın Bay Van Eldin. Etrafı ben kolaçan ediyorum. Umarım neyin peşinde olduğunuzu biliyorsunuz. Öyle de uykum geldi ki sayenizde kabus dolu bir gece geçiriyoruz. Sonunda Lyon istasyonundayız işte. Yeni varsayımınıza göre Derek katil değilse asıl katil trenden bu istasyonda inmiş olacak. Trenden inen erkek değil, kadın. Hı? Nasıl? Kadın mı? Kadın ha? Evet, bildiğiniz gibi bir kadın. Hatırlıyorsunuz Bay Van Eldin. Bayan Gray ifadesinde genç, kasketli ve pardesülü bir erkeğin biraz hareket etmek amacıyla trenden indiğini gördüğünü söyledi. Bence bu genç erkek bir kadından başkası değildir. Kimdi bu kadın? Asıl adı Kitty Kitt'tir. Ancak siz Bay Van Eldin onu Ed Mason adı altında tanıyorsunuz. Olamaz.
Siz lütfen yerinize oturun ve hiç kıpırdamayın. Konu üzerinde konuşurken size kendi sigara tabakanızdan bir sigara ikram edebilir miyim acaba? Hı? Trene binerken onu Bayan Catering'in kompartmanında düşürmenizi büyük ihtiyatsızlık. Ya ama ben... Lütfen kıpırdamayın yerinizden Bay Knight'ın. Her taraf polislerimizle sarılı. Bildiğiniz üzere Fransız polisi peşinizde. Bay Knight'ını yahut öbür adıyla Marky'yi yakalamak için sabırsızlanıyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Anlatayım. Önce ufak bir ayrıntı dikkatimi uzun süre üzerine çekti. Öldürülen zavallı kızınızın parçalanmış yüzü. Bu tür adli soruşturmalarda böyle olaylara sık sık rastlanır. Maktulün yüzü tanınmaz hale getirilir. Ama bu tek bir amaç güder. Maktulü tanınmaz hale sokmak çabası. Oysa Bayan Gray'in kesin tanıklığı öldürülen kişinin zavallı kızınız Ruth Catering olduğunu kesinlikle ortaya koydu. O da hizmetçisinden ne zaman şüphe etmeye başladınız? Üzerinde K harfi oyulmuş sigara tabakasını Bayan Ruth Catering'in kompartmanında bulduktan sonra... ...kızınızın hizmetine sadece 2 aydan beri girmiş bulunan Ed Mason... ...bu tabakayı Bayan Catering'in kocasına hediye etmek üzere satın almış olduğunu ileri sürüyordu. Oysa karı koca arasındaki ilişkileri çok iyi bildiğimden... ...önce bu tür bir hediyenin söz konusu olmayacağını, Ed Mason'ın ise... ...şüpheleri Bay Catering'in şahsı üzerinde toplamak için elinden geleni yaptığını anladım. Bununla beraber cinayeti görünüşte Ed Mason işlemiş olamazdı. Çünkü oda hizmetçisi hanımının talimatı üzerine Paris'te trenden inmişti. Bu da mı doğru değil? Tabii doğru değil. Ed Mason'ı Paris'te gördüğünü iddia eden tek kişi kim? Knight'ın. O da 2 aydan beri hizmetinizde ve Mason'ı Paris'te Ritz Oteli'nde gördüğüne yemin ediyordu. Oysa yaptığım ufak soruşturma sonucu Ed Mason'ın o akşam değil ertesi gün Ritz Oteli'ne indiğini bana kanıtladı. Üzerinde K harfi bulunan sigara tabakasının Bay Catering'e ait olduğunu iddia eden kim? Ed Mason. Ya bu K Knight'ın baş harfiydi ise iki ortak birlikte çalışıyorlardı demek. Knight'ın ve Ed Mason. Bay Catering onlar için sadece bir paravandı. Bay Poirot, kalın kafalılığımı hoş görün lütfen. Anlayamadığım bir nokta var. Paris'te trene binen adam kimdi? Derek Catering mi yoksa Comte de La Roche mu? Hiçbiri değil. İşte olayın püf noktası burada. Paris'te trene birilerinin bindiğini iddia eden kim? O da hizmetçisi Mason. Ona da neden inanıyoruz? Çünkü Knight'ın Ed Mason'u Paris'te Ritz Oteli'nde görmüş olduğuna yemin üstüne yemin ediyor. Gerçekte böyle bir olay yok. Hiçbir zamanda olmadı. Ruth tren kontrolörüne oda hizmetçisini Paris'te bırakmış olduğunu bizzat söyledi. Bir dakika, burada bir hata ile karşı karşıyayız. Elimizde kontrolörün tanıklığı var değil mi? Evet, bu adam yalan mı söyledi dersin? Hayır, kesinlikle yalan söylemedi. Sadece aldandı. Oda hizmetçisini Paris'te bırakmış olduğunu söyleyen gerçek Bayan Catering değil. Olur şey değil. Anlayamıyorum bir türlü bu işi. Bay Van Elden, zavallı kızınız Ruth Catering trenin Lyon'a varışından çok evvel öldürülmüştü. Yemek sepetini kompartıman penceresinden satın alan ve sonra tren kontrolörüyle konuşan hanımının şık elbiselerini giymiş Mason'dan başkası değil. İmkansız. Hiç de imkansız değil. Bugün artık bütün kadınlar birbirine benziyor. Kızınızın vizon pantosuna bürünmüş, gözlerine kadar inen kırmızı şapkası ve takma saç bukleleriyle Ed Mason, Bayan Catering'in yerini pekala almış olabilir. Her ikisi de aynı boyda, aynı zayıflıktaydı. Unutmayın ki Mason ses tonunu istediği gibi değiştirebilen iyi bir oyuncudur. Kontrolör ise onu ilk kez görüyordu. Şık giysileri içinde biraz önce dediğim gibi kendini Bayan Ruth Catering olarak göstermeyi becerdi. İnanılır gibi değil ama becerikli kadınmış. Durun durun, daha bitmedi. Ed Mason kızınızın yerini aldıktan sonra onun için tek bir tehlike kalıyordu. Bayan Gray'in kompartımanına girip arkadaşıyla yeniden görüşmek istemesi. Bunu önlemek için de başını devamlı trenden dışarıya bakıyormuş gibi tutuyordu. Yani sırtı dönük. En son tehlikede cinayetten sonra kontrolörün katledilen kişiyle akşam konuştuğu kişinin aynı insanlar olmadığını fark etmesi olabilirdi. Bu nedenle de Bayan Ruth Catering'in yüzü feci şekilde parçalandı. Tanınmaz hale sokulmak için değil mi? Anladım şimdi. Peki Ruth'u kim öldürdü ve ne zaman öldürdü?
Cinayet iki ortak tarafından tasarlanıp gerçekleştirildi. O gün Knight'ın sizinle birlikte Paris'teydi. Paris istasyonuna yakın herhangi bir istasyondan trene atladı. Bayan Catherine'in pencereden dışarıya bakmakta olduğu bir sırada ipi boynuna geçirdi. Az bir zaman sonra her şey hallolmuştu. İki ortak cesedin elbiselerini aldılar. Cesedi de bir battaniye sarıp komşu kompartımanın kuşetinin üstüne, çanta ve valizlerin arasına bıraktılar. Knight'ın mücevher kutusunu alarak biraz ileride trenden indi ve hemen Nice'e gitti. Mason da hanımının şık giysileri içinde mükemmel bir makyajla kontrolörün karşısına çıktı. Devam edin lütfen Bay Poirot. Bu rolde tamam olduktan sonra cesedi Bayan Catherine'in yatağına bıraktı. Kendi de erkek giysileri giyerek komşu kompartımanda saklandı. Öyle ki Bay Catherine karısının kompartımanına girdiğinde karısının duvara dönük başıyla uyuduğunu sanıp çekilip gitti. Tren Lyon'a varıp kontrolör de trenden inince Ed Mason erkek giysileri içinde hiç acele etmeksizin dışarıda biraz hava alıyormuş rolü yaparak trenden indi ve gözden kayboldu. İlk gelen trene atlayarak Paris'te Ritz Oteli'ne indi. O ana kadar mücevherler hep Knight'ında kalmıştı. Son dakikada mücevherleri Bay Papapoulos'tan müşteriye Mason götürdü. İşte cinayet planlayıcısı Markin'in mükemmelen hazırlanmış planlarından biri. Demek Knight'ın meslekten yetişme bir katil olduğunu iddia ediyorsunuz. Hem de paçayı ele vermeden yıllarca adam öldürmüş bir kişi olarak. İstediği anda kendisine son derece nazik, kibar efendi tavırlarını takınmasını bilen biri. Hizmetinize sekreter olarak girmeyi de zaten bu suretle başardı. Amma da aldanmışım. Fransızcayı bir Fransız, İngilizceyi bir İngiliz gibi konuşur. Her gittiği memlekette tarihi değerleri yüksek mücevher hırsızlıkları birbirini kovalar. Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da ve birkaç ay evvel onunla karşılaştığınız ilk yer olan İsviçre'de bile. Bütün bu ülkelerin polisleri bu adamın peşindedir. Anlattıklarınız insana olağanüstü şeyler gibi geliyor. Bana ettiğiniz iyiliğin büyüklüğünü bilemezsiniz Bay Poirot. Siz de olağanüstü bir insansınız. Yarından tezi yok, size çekinizi göndereceğim. Ancak şunu da ilave edeyim ki tüm servetim size beslediğim minneti ifadeye yetmez. Ben sadece Hercule Poirot'um. Ünlü bir dedektif ve tuttuğunu koparan biri, o kadar. Asmalık Bay Van Erden. Güle güle Bay Poirot, güle güle.